Evde paranın dışında konuşacağımız şeyler var. Sevgi var, muhabbet var, güler yüz var. Gusül abdesti nasıl alınır? Gusül abdestinin sünnetleri ve farzları nelerdir? İsraf nedir? Günlük hayatımızda neleri israf ediyoruz? Hangi sözler yemin yerine geçer? Kur'an'a el basarak yemin etmek günah mı? İslam dinine dair tüm merak edilenler Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la Cuma sabahında. Sabah her gün binlerce kişinin akın ettiği Eyüp Sultan Meydanı'ndayız. Dualarla, sorularla Eyüp Sultan'dan canlı yayın. Az sonra Zahide Yetiş ve Profesör Doktor Mustafa Karataş'la Cuma sabahında. Besmele çekiyor. İhlas suresini ezbere okuyor. Görenler gözlerine inanamıyor. Namaz kılan papağanın şaşırtan görüntüleri az sonra Zahide Yetiş ve Profesör Doktor Mustafa Karataş'la Cuma sabahında. Hoş geldiniz. Ettiğiniz her dua, derdinize deva, sağlığınıza şifa, gözünüze nur, ailenize ve sevdiklerinize huzur getirsin. Bugün bir misafirimiz var. Bugün takım giyinmişiz. O hep böyle ama zaten. Ay çok yaşa. Hocam hayırlı cumalarınız olsun. Yerhamuki Allah. O ne demek hocam? Şimdi, hapşırdı ya. Elhamdülillah demedi. Ha, daha doğru. Öğrenmemişti. Doğru. Geçen sefer söylemiştiniz. Bir daha söyleyin hocam. Elhamdülillah hapşırdı. Diyecek. Hapşıran. Elhamdülillah. Çünkü o bir nimet. Karşısında duyan da Müslüman. Yerhamuki Allah. Allah sana rahmet etsin. Yani muamele etsin. Merhametiyle, güzelliğiyle. Sağlık afiyet olsun anlamında. Seni de sevdi. Allah. Artık programda 3 kişi çıkacağız herhalde. 3 şahsı olarak. Saçlarla oyun oynuyor. Tabii hayvanın da bir sevgiye ihtiyacı var. Hatta bunların çoğu geliyor sevsin diye boynunu uzatıyorlar. Ama gerçekten hocam kedilerin özellikle sevilmeye mi ihtiyaçları var? Köpekler de öyle. Geçen bir köpek bizim torunun yanına geldi. Köpek böyle zorla kafayı uzatıyor. Sev beni diyor. Öyle. Sevdikçe yatıyor yerlere her şey. Bir de onların kuyruk sallaması var ya. Orada da çıkma. Memnun olduğunu anlatıyor. Bak bu da kuyruğunu sallıyor. Şu an nasıl ötüyor hocam bilseniz. Evet. Mır mır mır. İşte o kuyruk sallama da size gelmeye şey. Çalışıyor da tutuyorum. Gelsin bakalım. Gel bakalım. Gel. Tanışalım. Elhamdülillah öğrendin mi? Öğrendin mi elhamdülillah? Hocam Kur'an'a gidiyor. Kur'an'a gel. Kur'an'da papağan okur da ben okuyamam mı diyor. Şimdi papağan Kur'an okuyacak, namaz kılacak bizim efendim. Videoda var. Evet çok da güzel. Papağan Kur'an okuyor. Onu göstermiştik. Namaz kılıyor bir de. Ya neyse bir neşelendirelim. Diye. Şöyle bir fıkrayla girelim. Hadi o hocam, zaman şimdi hoca pazara hindi götürmüş. Hindi satıyor. Tabii pazarda papağan da satılıyor. Normal olarak hindinin fiyatı 5 lirayken hoca demiş ki 500 lira. Oo. Ya hocam demiş 500 liraya hindi olur mu? Bak demişler orada konuşan papağan var. O 100 lira. Bu nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor? Demiş ki o konuşuyorsa bu da düşünüyor demiş. Onun aklına ve hazır cevaplığına diyecek hiçbir şey yok. Peki hocam başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dualarla hayırlı cumalarımız olsun. Tekrar bugün çok güzel konularımız var. Bir tanesi... İsraf. Telefonum açık. Bir tanesi israf. Bir diğeri yemin. Yeminle ilgili sorularımıza başlayalım hocam. Evet. İzleyicilerimiz sordu, cevaplamanızı rica edeceğiz. Buyurun efendim. Hocam arkadaşımdan bir konu sakladım. Şüphelendi. İnanması için yemin ettim. Bunun günahı nedir? Cevabı şimdi. Şimdi 3 çeşit yemin var. Biri yemini lav, biri yemini gamus. Yemini lav, ağzı alışmış bilmeden yemin ediyor. Vallahi billahi şöyle böyle. Aslında kastı yalan falan değil. Bundan dolayı bir şey gerekmez.
günaha girer. Ağzın sürekli yemine alıştırdığı için böyle yemin edenlerden de uzak durmak lazım. Hmm. Alışverişte vesaire. O zaman inanmak da biraz azalıyor sanki. Azalıyor. Her şeye yemin edince. Evet. Bir de yalan yere mesela vallahi billahi ben bunu 100 liraya aldım diyor. Aslında 50 liraya almış. Veya arkadaşı sıkıştırınca yalan yere yemin ediyor. Buna da yemini gamus deniyor. Bunun kefareti yok. Bu ahirete bırakıp tövbe gerekiyor bunlar. Çok büyük yalan. Ayrıca bir de Allah'ın adıyla yalan. İki katmerli yalan bu. Bir de yemin-i münakide dediğimiz üçüncü bir yemin var. Bu işim olursa Allah'a yemin olsun ki işte kurban keseceğim. Bu işim olursa şunu yapacağım. Böyle olursa sen böyle yaparsan ben böyle yapacağım. Yemin ediyor. O yerine geldiği zaman o yemini yerine getirin diyor Allah-u Teala. Onu yerine getiremezseniz veya yaptınız öyle bir yemin ama pişman oldunuz. Yapmak doğru değilmiş. Dönmeniz gerekiyor o yeminden. O zaman da kefaret gerekiyor. Peki. Kefaret. Bu yalan yere yemin etmiş yemin, bu arkadaş. Yemin ederken söylediğimiz sözlerin anlamlarını da sormak istiyoruz. Allah Kur'an çarpsın, Allah Musab çarpsın. Şimdi Allah'tan diye. Başkasına... Anam benim kedi nerelere gitti? Allah'tan başkasına yemin edilmez. Onlar bazı alimlere göre de yemin sayılmaz. Ekmek çarpsın. İşte bilmem gözüme dursun, şöyle olsun, böyle olsun. İki gözüm önüme aksın. Bunlar şöyle, örf arasında yemindir ama dinen yemin sayılmaz. Bunlar Allah'ın adına ancak yemin edilir. Kutsal olan orada Allah'tır, Allah adına söylenir. Yoksa işte su şöyle olsun, ırmak böyle olsun, dere böyle olsun, böyle yemin olmaz. Peki hangi durumlarda yemin gereklidir? Hangi durumlarda bize de kötülük getirir? Hepsini konuşacağız ama yeni bir soru, buyurun efendim. Hocam arkadaşımla kavga ettim, evine gitmemek için yemin ettim. Şimdi arkadaşımla barıştım, evine gitsem sorun olur mu? Yemini bozmuş olur muyum? Cevabı şimdi. Söylediğimiz az önce söylediğinizin... Bu. Bu şimdi. Bozması gerekiyor. Barışmış çünkü, yemini bozulmuş. O zaman Kur'an-ı Kerim diyor ki bunun kefareti var. Kefareti ne? 10 fakiri doyuracaksın. Yediğinden. Kendin ne yiyorsan ondan. Veya 10 fakiri giydireceksin giydiğinden. Kendi ayarında yani. Fakirdir şu çul çabut giyse de olur denmez. Değil. Aynı kendi. Veya buna gücün yetmiyor. 3 gün peş peşe oruç tutacaksın. 3 gün peş peşe oruç tutacaksın. Bir fakire 10 günlük yiyecek parası da verilir. Peki. Bu kardeşimiz onu vermeli. Sorularınız da gelmeye başladı ama ben izleyicilerimizin sorularını çok beğeniyorum. Öncelikle babam çok hasta, çok dua istiyorum demiş. Allah şifa ama versin. Keşke isim de söyleseydiniz. Rabbim sevdiklerine bağışlasın. Versin, cuma günü hepimizin hastasına Rabbim şifa versin. Değil mi? İnşallah. Vücutlarımıza güç kuvvet versin, amin. Sağlık versin. Rızkımız amin. Bol olsun. Amin. İşlerimiz kolay olsun. Amin. Hocam Sema Hanım diyor ki mezar taşına masraf yapmak günah mıdır? Bugün israf konuşacağız zaten. Hı. Camilerin süslenmesi, mezarların süslenmesi israfa girer denmiş. İsrafa girer. Kaybolmayacak kadar sağlam olsun, muhkem olsun, israfa girmez. Ama diğerinden yüksek olsun, işte ev gibi olsun, içine her türlü aksesuar koyayım, süsleyeyim, en mermeri bilmem hangi ülkeden olsun, toprağı şuradan olsun falan, o israfa girer. Bir karışa müsaade etmişlerdir mezarın yüksekliğini. Öyle mi? Evet. Bütün mezar taşları biraz daha büyük bizde ama. İşte herkes ilave bugüne kadar neler olmuş neler yani. Bir karış o da niçin mezar oldu belli olsun diye. Peygamberimizin zamanında bir karış toprak atılırmış. Başına da isim yazmak için veya kaybolmasın belli olsun diye taş dikilir. İsim de yazılabilir ama onun dışında tonlarca mermer yığılmaz. Üzerine koskoca kubbeler yapılmaz. Bunlara cevaz verilmemiştir. Bunlar harama girer diyenler de var. En azından israftır. Peki hocam. Nazan Hanım'a daha önce dua etmişiz hocam. Allah razı olsun arkadaşım için dua etmiştiniz. Çok şükür iyiye gidiyor. Allah bu cuma versin. Gününde bir daha dua istiyoruz. Hocamızdan Allah çok mutlu oluruz demiş inşallah. Sevdiklerine bağışlasın amin. İnşallah. Peki telefonumuz var Denizli'den. Hadi bakalım hayırlı bir cuma olsun hepimize. Günaydın efendim merhaba. Alo, hayırlı cumalar, Hanım. Şükür kavuşturana. Buyurun efendim. Amin Zahid Hanım, amin. Amin. Çok seviyorum, iyi programlar. Sağolunuz efendim. Buyurunuz. Benim 3 tane sorum olacaktı. Buyurun, hayırlı cumalar, dinliyoruz. Hayırlı cumalar hocam, çok heyecanlıyım, kusura bakmayın. Estağfurullah. Ben hocam hamileyken yemin etmiştim, sağ salim doğumdan çıktığım zaman.
namazıma başlayacağım diye. Biraz ses açalım arkadaşlar, stüdyonun sesini. Doğum yaptıktan sonra namazımı kılacağım dediniz. Evet, öyle yemin etmiştim hocam ama bir türlü başlayamadım, şey yapamadım. Bu içimde hala da başlamak çok istiyorum, şey yapıyorum. İnsanoğlu verdiği sözü unutuyor çabucak iyileşince. Çocuk kaç yaşında şimdi? Vallahi şu anda işte iki tane kızım var benim, 7 ve 5 yaşında. Oo. Hayır, yemin edeli kaç sene olduğu da bir taraftan hesap etmeye çalışıyorum da. İşte büyük kızım da vermiştim hatta, ikinci çocuğum falan oldu. Birinci sorun bu, hala içimde. Peki yani aradan bir zaman geçmiş ama siz sözünüzü tam yerine getirememişsiniz. Hocamıza soralım. Yemini bozmuş, hemen namaza evet, başlayıp hocam. Tövbe edecek, ardından da 10 fakiri doyurabiliyorsa 10 fakiri doyuracaksınız, doyuramıyorsanız 3 gün peş peşe oruç tutacaksınız. Kaç defa yemin ettiyseniz onlar için ayrı ayrı yapacaksınız. Mesela kızı tamam, için de yemin etti. Onun için de 10 fakiri doyuracak veya 3 gün oruç tutacak. Oğlu için de onun için de ayrı ayrı. O zaman yemin bitmiş oluyor mu yani? Kefareti yok. Yerine yoksa geliyor. Yeminin kefareti yerine ama geliyor. Bir taraftan da Allah'a verdiği söz var. Onu yapmamış. Tövbe edecek. Çünkü bir söz de verirken... bir de buradan kiminle pazarlık yapıyorsun? Var mı davetiye? Allah'la tabii pazarlık yapıyorsun şeyde. Adam kayıkta balık tutuyorlarmış iki arkadaş. Epey bir balık tutmuşlar. Sonra fırtına, kasırga, kayık devrilecek. Adam tabii Allah'a dua ediyor ama fırtına artıyor. Arttıkça bu sefer diyor ki Allah'ım bizi kurtarsan balıkların yarısı senin diyor. Sen kimisin zaten ama neyse. Pazarlık ediyor ya da senin için vereceğim diyor. Arkadaşı diyor ki fazla olmadı mı diyor. Allah ölecekler orada hala pazarlık, pazarlık ediyor. Sus ula sus, Allah'ı kandırıyorum diyor. Tövbe her şey. Ya. Ya, bu çocukça bir şey yani. Allah'ı kandıracağım. Çocuğum olursa namaza başlayacağım. Oldu. Allah'ı kandırdın güya sen. Sen kendini kandırdın. Ama insanoğlu öyle. Kur'an bunu söylüyor. Diyor ki denizde giderken dalgalar sizi boğmaya başlayınca, alabora edince hemen insanoğlu söz verir. Beni kurtar, sana hakkıyla güzel bir kul olacağım der. Ya zor zamanda. Karaya çıkar çıkmaz unutur diyor Kur'an. Şey, bir gün uçakta gidiyoruz. Uçak türbülansa girdi, patır patır. Herkes falan. Allah Allah bakıyor. Herkes okuyor. Birisi de diyor ki hoca var aramızda inşallah onun da duası. Ben de kendi derdimdeyim. Herkes derdini başının derdini çaresine baksın. Efendim tabii herkes içinden neler söz verdi, neler yaptı bilmiyorum ama biraz sonra havalanına inince her şey unutuldu gitti. Ya ne dedi şimdi o kişi? Hani hoca var aramızda. Ya, hoca var diyor. Hoca var, bir şey olmaz inşallah diyor. Hoca da kendi derdinde dedim. Herkes duasını yapsın. Herkes kendi duasını yapsın. Peki, çok yaşayın hocam. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Bakın Özlem, benim editörüm Özlem Ögen. Mesela Sibel'e telefonunuza DM'den atın, bağlayalım demiş. Lütfen arkadaşlarımız, hem benim ben takip ediyorum hem onlar takip ediyor. Telefon numarasını verirseniz yayına bağlarız, sorunuzu sorarsanız biz de mutlu oluruz. Samsun'a gidelim. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Alo. Bizimle misiniz? Peki, nasibinizi gitmiş mi? Peki, o zaman tekrar bağlayalım. Şimdi hocam, yapılamayacak şeyler için yemin etmek günah mıdır? Tabii yapılmayacak şey derken birisi haram olabilir. Allah'ın yasakladıkları şeyler olabilir. Mesela Allah'a yemin olsun ki işte o adamı öldüreceğim diyorsun. Böyle yemin olmaz ki. Hem öldürmeye, katle haram kılmış Allah. Bir de Allah'ın adını oraya koşuyorsun. Ya da gücün yetmiyor. Diyorsun ki ömrüm boyunca oruç tutacağım. Peygamberimiz diyor ki yanlış bir şey yemin etmişse yeminini bozsun. Daha hayırlısını yapıp ona tövbe edip kefaretini ödesin. Mesela biri şöyle yemin etmiş. Allah'a yemin olsun ki söz veriyorum, hacca yürüyerek gideceğim demiş. Allah Allah. Medine'den yola çıkmışlar. Peygamberimiz de yaşlı bir amca, bakmış ki piri fani bir adam yürüyerek gidiyor. Herkesin atı var, devesi var. O yürüyor. Bu zat kim demiş. Benim babam ya Resulallah demiş oradaki oğlu. Niye yürüyor? Devesi yok mu? Atı yok mu? Var ama böyle yemin etti. Yeminini bozsun, kendine eziyet etmesin, kefaretini de ödesin diyor. Ya burada peki, yemin olmaz. Anneye, babaya, çocuğun üzerine, evladımın üzerine yemin ediyoruz ya bazen. Bu Allah günah, korusun. Çirkin. Hem günah hem çirkin. Tabii çirkin, bu çok büyük bir vebal.
Bu biraz da şeye girer. Hem yemine hem de bedduaya girer. Anne, beddua ettin ya babana, annene. Şöyle olsun, böyle olsun diye. Senin bu yeminin bir anlamda bedduadır. Ölüsünü göreyim diyorsun mesela. Bir de yalansa o ölsün diye yemin etmiş gibi Allah oluyorsun. Korusun. Beddua etmiş oluyorsun. Bir de mesela şey, yani doğru söylediğimize inanılsın diye sabahı görmek nasip olmadı. Ne işte böyle kendi üzerimize böyle kötü. Bunlar çirkin şeyler. Yani bu tür şeylerden şeyler. Kaçacağız. Özellikle kendimizi savunmak maksadıyla yemine başvurmayacağız. Yemine sığınmayacağız. Güvenilir insan olup sözünüze. Onu Kur'an'da söylüyor. İnanılır olmak en güzel. Yapacağınız işlerde yemini araya perde olarak sokmayın, kullanmayın, istismar etmeyin. Kur'an söylüyor onu. Peki istisnai durumlar var mı? Onu da merak ediyorum ama hadi bir Samsun'a gitmeyi deneyelim. Efendim merhaba. Merhaba. Hah, şükür kavuşturana. Hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz sizi. Nedir sorunuz? Sorum namazda çok esniyem. Neden olabilir? Çok mu esniyorsunuz? Her namazda mı? Uykusuz olmasanız da mı esniyorsunuz? Evet, her namazda esneme tutuyor beni. Neden olabilir? Evet. Bana küçükken esneme şeytan girer içine derlerdi. Doğru, doğru söylüyor. Öyle şeytandandır mi? Esneme evet. Namazda. Namaz farzları var. Onlardan en önemli farzlarda bugün de işte göstereceğiz, gusül abdesti almak. Cünüplükten, hayız, nifastan uzak olacak. Yani bir insan abdestsiz olursa namazı olmaz. Gusül abdesti gerekiyor, almamış ya da normal namaz abdesti alması gerekiyor, almamış. Böyle namaz olmaz. Ama almış, görünüyor. Halbuki abdesti eksik. Tahareti eksik. Affedersiniz, iç çamaşırlarından başlayarak, vücudundan başlayarak insanın vücudu tertemiz olacak. İşte bu temizlikte eksiklik olursa esneme olur. Şeytan gelir, gaflet olur, namazı hakkıyla kılamaz. Elbisesi, vücudu, namaz kılacağı yer, seccadesi, halısı, kilimi, namaz kıldığı oda temiz olacak. Temiz olmayan yerde şeytan olur ve o insana gaflet gelir. Birincisi, iki sebebi var. Biri maddidir, temizlikle alakalıdır. Esneme ve gaflet oradan çokça gelir. Hatta gönlümüze gelen şüpheler vesaire fikirler oradan gelir. İkincisi de manevidir. Namaz kılmaya gönlümüzü hazırlayacağız. Namaz kılarken de ne yaptığımızı bileceğiz. Okuduklarımızın manasını anlayarak okumaya çalışırsak, mesela herkesin aşağı yukarı namaz kılarken okuduğu şeyler bellidir. Hafız değilse, özellikle bizim memleketimizde 10 sure ezberlenir değil mi çocuklara? Namaz sureleri denir onlara. Elemtera'dan aşağı Nas'la biter. Hatta çoğu da Kevser suresiyle İhlas'ı okur. İnna ataynakel Kevser, kul huvallahu ahad. Bu iki sureyi okur. Bir de Fatiha'yı okur. Bunların manasını bilirse ne o zaman anlamda? Şeytan gelemez. Onu düşünür çünkü. Esneme gelirse namazda esnemeyin diyor Resul Efendimiz. Esneme geldiğinde de esnemeyi giderin, öteleyin, atmaya çalışın diyor. Ama mecbursanız sağ elinizin dışıyla veya sol elinizin dışıyla o esnemeyi durdurun diyor. Yani böyle namazda elin bağlı diyelim. Geldi, ağzını da kapatacaksın. Esnerken ağzınızı kapatın, şeytan girer diyor. Mikrop giriyor, biliyoruz. Bir de esnerken ses çıkarmak da şeytandandır. Hangi ses olursa olsun. Allah diyor. Allah diyor ama aslında şeytani bir şey söylüyor. Aa. Yanlış. Tabii. Münafık da Allah diyor ama yalan söyler diyor ayet-i kerime. Allah dediği halde yalan söylüyor. Şimdi o Allah diye esnemek de yanlış. Çünkü şeytani bir şeyi sen Allah'ın adını kullanıyorsun. Sen gaflet içindesin, Allah'ın adını orada kullanıyorsun. Orada ses çıkarmayacaksın. Böyle ses çıkararak esnemek, namazda esnemek şeytanidir. Hı-hı. İki sebebi var. Bir, temizlik. Tam mükemmel olacak. Dikkat edeceğiz. İkincisi namaza kendimizi hazırlayacağız. Alelacele laletten, gönlümüz hazır olmadan namaza durmayacağız. Duaların da anlamını bilirsek. Duaların anlamını bilirsek çok güzel olur. Çok etkileniriz tabii. Peki. Televizyonda izlediğimiz kişiler için Sibel soruyor. Ekran karşısında yaptığımız iyi ya da kötü yorumlar gırbete giyiyor mu? Yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz bilmiyorum ama bu önemli bir soru ama ondan önce bir papağan
Biz bugün hep bizim kedimiz buralarda dolaşıyor. Kendi evi gibi. Evi zaten. Hep burada yaşıyorlar. Namaz kılan bir papağan göstermek istiyorum size. Biz de görüntülü olacağız zaten. Hocam başta söyledi ya, bir izleyelim bakalım. Onlardan öğrenecek çok şeyimiz var. Bakalım. Buyurun. Allah Allah. Ay bir de yani bir secdeye gitmediği kaldı yani. Bir maşallah. De selam da veriyor. Selam da veriyor. Selam da veriyor. Şimdi hayret ettik değil mi? Biz çiçekler bile her şey aslında ibadet eder diye biliyoruz ama o ibadeti böyle şimdi görünce. Şimdi papağan taklitçi, mukallit. Tabii. Onun en yanında güzel, böyle namaz kılınıyor belli ki. Taklit yapanlardan biri alıyor, kopyalıyor. Fakat burada papağana hayret yerine papağan gibi namaz kılanlara hayret etmek lazım. Aa, nasıl yani? İşte sadece eğiliyor, kalkıyor, eğiliyor, kalkıyor. Sübhanallah, sübhanallah diyor ama ne yaptığını bilmiyor. Onun namazıyla papağanın namazı arasında ne fark var? Yani birçok insan Mevlana Celaleddin onun için diyor ki kuş gibi kafanı yere vurup durma, namazdaki manayı gördü. O kuş namazın manasını bilmiyor. Sadece taklit yapıyor. Bizim çoğumuz da öyle kılıyoruz namazı. Allah kabul etsin. İşte eğildik, kalktık, okuduk. Ama neredeydin? Gönlün neredeydi? Kalbin secde etti mi? O anda şuurlu muydun? Allah'ın huzurunda olduğunu biliyor muydun? Bu namazın ne manaya, miracı olduğunu biliyor muydun? Namaz müminin miracı diyor Peygamberim. Ne demek? Miraç Allah'ın huzuruna çıkmak. Allah'ın huzurunda gibi namaz kıldın mı? Yok. Sadece papağan gibi tekrarladın. Bir de ibadetlerde, hatta ben onu yıllar önce yazmıştım. İbadet mi, ayin mi diye. İbadet mi yapıyorsun? Bizim ayinle ne işimiz olur? Ayinle şöyle işimiz olur. İbadet yaparsın. O ibadet olmaktan çıkar, unutursun. Artık bir teviye tekrar edersin. Rutin bir iş gibi olur. Günlük ne işler olur arasından. Belli olmaz. Ondan sonra sadece şekil kalır, ayin kalır ortada. İbadet mi ediyorsun, ayin mi ediyorsun? Ya da alışkanlık mı yapıyorsun? Onun için namaz kılanlar iki kere sorumlu. Bir namaz hakkıyla kılacağız, bir de örnek olacağız. Bazen namaz kılarken de size manevi bir haz veren, mesaj gönderen insanlar görürsünüz. Bir camiye gidersiniz veya evinizde dedeniz, nineniz, babanız, neyse evladınız da olabilir. Öyle bir namaz kılar ki, öyle bir namaz kılar ki aman ya Rabbim, o namazdaki hal size doğru böyle gözünüze kadar, gönlünüze kadar girer. O da çok önemli. Ya o namazı işte papağanın namazından ayırmak lazım. Peki bilinçli olmak, farkındalığı ama arttırmak yani işte lazım. Allah neye kadir? Bir papağan bile her şeye kadir oluyor. Peki yeni bir telefon. Bu arada gusülü anlatmanızı gusülü rica anlatalım. Edeceğim. Çünkü gusül de eksik olursa namaz da boşa gidiyor. Gusül abdesti olmayınca normal namazda tutuluyor. O yüzden çok kıymetli. Hatta yapalım mı şimdi? Peki. Gelsin telefon gelsin. Telefon tamam telefondan sonra. Olur. Günaydın efendim, hayırlı cumalar. Merhabalar. Alo. Buyurun. Günaydın. Ha, günaydın. Hele şükür. Hele şükür, şükür kavuşturana. Nuray Hanım nasılsın? Teşekkür ederim, çok mutluyum, heyecanlandım. Sizi 2 yıldır, 3 yıldır her hafta arıyorum. Aha. Beni bağlamıyorlar. Mesajlar atıyorum, cevap vermiyorsunuz. Yani hayret ettim, şu anda şoktayım. Bir, hakkınızı helal edin. İki, o kadar çok arayan, mesaj atan var ki hani Rabbim hepinizden razı olsun. Dün bana da öyle Instagram'da bir izleyicim bayağı fırçalıyor. Ben o kadar yapıyorum, niye beni ya görmüyorsun? Fırçalıyor, bize de geliyor. Şimdi hocam cevabı niye vermiyorsun diyor. Evet Said abla, şimdi size
Pardon, özür dilerim. Sizi çok seviyorum. Buyurun. Buyurun. Sizin programınızı istiyorum. Hocama tamam. İki sorum var. Bir de sizden bir ricam var. Tamam. Söyle. Dinliyoruz. Nuray Hanım. Sizden ricam Sayın Abla. Önce sizden ricamı söyleyeyim. Söyle ablacığım. Ben Kayseri'den arıyorum. Çok ağır bedensel engelliyim. Sizden akülü bir sandalye istiyorum. Çok ihtiyacım var. Normal sandalyen var değil mi ama aküsü yok? Normal var da yani ben akül istiyorum. Kendi kendime geçmek istiyorum. Kimseye muhtaç olmadan. Çok haklısın bir tanem. Peki kim şu an yardım ediyor sana? Ben iki abim var. Onlar evde ayrı. Ben bir rahatsız yaşlı annem var. Hmm. Ondan beraber ayrı yaşıyorum. Oturuyorum. Anneciğin seni götürüyor getiriyor ama tabii ki kendi hareket etmesi. Annem götüremiyor. Çıkaramıyor. O da yeni ameliyat oldu. Dizinde platin var. Kaldıramıyor. Peki. İndiremiyor da böyle hafta sonları bazen abi gel beni çıkar sıkıldım dediğim zaman geliyor. Beni çıkarıyor gidiyor. Akşama da geliyor alıyor. Peki Allah ondan da razı olsun. Anneciğine de güç kuvvet versin. Buradan duyurusunu yapmış olalım. Eğer tekerlekli sandalye bağışlamak isteyenler olursa ya da ben sadece bağışa katkıda bulunmak istiyorum diyenler olursa bize ulaşsın. Biz sana ulaştıralım. Türkan Hanım'ı da arasak mı acaba dedi. İçimden geçiyor vallahi ama. Peki. Şimdi sorularını sor lütfen. Soruların neydi? Hocama. Evet. Kusura bakmayın çok heyecanlıyım. Estağfurullah. O yönden yani sözümüzü kesiyorum ama. Estağfurullah olur mu? Mustafa Hoca'yı da çok seviyorum. Allah razı olsun. Çok güzel bilgiler var. Şimdi sorun. Ben geçen yıl, bir yıl oluyor. Binada bir yaşlı teyzem var Allah razı olsun. Bana Kur'an öğretti. Kur'an'ı okuyorum fakat bana dedi ki, kızım dedi Kur'an'ı söktün maşallah çok güzel okuyorsun. Tek sorunum var dedi. Kesik kesik okuyorsun, nefesin yetmiyor dedi. Hı hı. O da dedi herhalde sürekli oturduğun içinden hani oluyor dedi. Sürekli hareketsiz oturuyorum ya akşama evet. kadar. Evet. Onun için dedi, yani şunu biliyorum hocam, nefesim yetmediği zaman durağa gelene kadar yetmediği zaman durup bir iki adım geriden alıp iki, devam evet. etmeyi biliyorum. Ama siz hocalar nefesinizi yani Kur'an'ı ağzınızdan ya da burundan hiçbir şekilde nefes almadan mı okuyorsunuz? Ben bunu çok merak ediyorum. Yani Kur'an nefes tamamen tutularak mı okunmalı? Bak bunu ben de hiç yani bunun aklıma gelmemişti. Şimdi şöyle, söylediği şu sanıyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'i okurken... Bölünce anlamı mı değişir acaba diye. Kur'an-ı Kerim okurken siz acaba diyor arada nefes alıyor musunuz? Kelime bitmeden, cümle bitmeden diyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Hiç nefes almadım, bölmedim bak. Euzu billahi mineşşeytan. Bu doğru değil. Veya bismillah. Abese ve tevella ayet bitti. Orada durabilirim. En caehul a'ma. Burada durabilirim. Ve ma yudrike leallehu yezzekka. Burada durabilirim çünkü ayet bitiyor. Ama nefesim yetmedi. Ve ma yudrike leallehu. Durdum. Leallehu yetezekka veya yezekka burada tekrarlayabilirim. Biraz geriden. Bir geriden veya manayı biliyorsa manayı bilenler manayı bozmayacak yerden tekrar ederler. Bir kelime geriden veya manayı bozmayacak yerden alırsak nefes orada verebiliriz. Yoksa nefes ala ala okuyamaz. Ama sizinki özel bir durum. Evet. Nefeste sıkıntı varsa durursunuz bir geriden alırsınız. Manayı bozmayacak şekilde devam edersiniz. Onda sıkıntı yok. Diğer bir soru daha vardı herhalde. Bir sorunuz daha var mı? Evet. Hani engelli olduğum için huzur ekstresine ihtiyacım var. Diyelim ki mesela. Onu teyemmümle alabilir miyim? Gusül almanız gerektiğinde teyemmüm yapabilir misiniz? Maide suresinde onun cevabını Rabbimiz veriyor. Hastaysanız, yolcuysanız, su bulamamışsanız gusül yerine teyemmüm yaparsınız. Ellerinizi dirseklerine kadar ve yüzünüzü mesederek diyor Kur'an-ı Kerim. Teyemmümün iki farzı var biliyorsunuz. İki darp evet. bir niyet. Ezberlemiş Anlamış, miydiniz? Evet. İki darp bir niyet. İki darp bir niyet. Ya darp dediği suya toprağa böyle elleri iki defa vurmak. Birinde yüzü meshediyoruz, diğerinde de kollarımızı meshediyoruz. Niyet ettim Allah için teyemmümlü abdestli olmaya diyoruz. Gusülü de anlatalım. Yasin Hocam, buradaysa. Bir de telefonumuz var. Tabii Yasin burada hazır bekliyor tamam. bizi. Yasin, günaydın alalım. Efendim. Merhaba. Tamam. Günaydın. Çok teşekkür ediyoruz. Cumalar kolay gelsin. Sağ olunuz. Size de teşekkür ederiz. Buyurun. Şimdi benim iki sorum var. Birincisi şöyle.
Ben bir süre önce dişte pırlantalar oluyor ya. Ha, onlardan takılan. Takmıştım. Bana dediler gusül kabul olmuyor. Ben çıkarttım ama şimdi de tel takmak istiyorum. Tel gusle engel midir? Telin için takıyoruz, tedavi için mi? Evet, dişlerin düzelmesin diye. Ama bu gusle engel midir? Tamam. Tamam, hem gusül gösterelim hem teşekkür ediyoruz. Gerçekten dişlerinin şıralarına bir sorun daha mı varmış? Tamam. Onu da alalım. Peki onu da söyle. O da gusül alırken nasıl desem alma şekli sabit midir? Bir de ben gusül alırken sürekli şaşırdığımı hissediyorum. Nasıl mesela şaşırdım? Hani bir daha almak istiyorum. He, bir daha olmadı, bir daha. Yanlış olmadı. Yaptığınızı mı düşünüyorsunuz? Tamam. Yanlış yaptığımı düşünüyorum. Böyle tamam. Sanki aklımda biri bana diyor ki işte yanlış yaptım, bir daha tekrarla. Tamam, bunu da söyleyeyim. Şimdi iki cevap var. Bir taraftan da Yasin'le gösterelim biz bu guslü müsaadenizle. Buyurun, lütfen buyurun. Yasin gel canım böyle. Şöyle otur, biz temsili olarak guslü anlatacağız. Burada sanki su varmış gibi, korna varmış, su akıyormuş ve taş suyla dolmuş gibi hamam tası ve kornası. Tasımızı da getirdik, bu da çok güzelmiş. Özlemciğime teşekkür ediyorum, bakır çok mı? Güzel, bakır. Bakır, bakır tas, hamamlarda nereden eskiden böyle, buluyorsun böyle şeyleri? Taslar vardı. İçinde de balık varmış onun hocam ama kuyruğu kopmuş. Balığın kuyruğu kopmuş, o onu kadar şey, da olsun. İzleyicimize doğru göndeririz, gösterirseniz tam tersi çevirirseniz yakalarlar, onu biraz da eğer misiniz? Onu götürüp herhalde kuyumcuya falan sormuş, kıymetli mi, miras kaldı ya. Çok güzelmiş. Güzel birincisi takma diş, ağızda damak vesaire varsa gusülde onlar çıkacak. Seyyar ne varsa ağzımızda, burnumuzda vesaire, onların mutlaka altına su gidecek. Ama tel taktırmışız. Bir de dişin şurasına hacan bir... Çıkıyor mu? Çıkmıyor. Çıkmayan bir şeyse, sürekli kalıyorsa onu çıkarmak zorunda değiliz. Çünkü biz dişlerimizin içini ya da diş etlerinin içini yıkamak zorunda değiliz. Sadece damaklara ve dişlerin dışına, ağza bol bol su gitmesi yeterlidir. Dolgu yaptırmışsınız veya yapıştırılmış köprü yaptırmışsınız. Onları söktürmeniz, dolguları söktürmeniz gerekmez. Bu bir tedavi. Dişin içerisini yıkamakla mükellef değiliz. Vesvese gelir bazen, olmadı diye. O vesvese sahibi olanlar için de bu anlatacağımız çok önemli. Çünkü ne kadar su kullanacağız, kaç defa yıkayacağız, oldu mu olmadı mı, buraya iyi baksınlar. Şimdi Yasin, böyle dönelim. Sen de böyle seyirciye dön. Normalde yani hamamda şeyi, tası ve suyu nasıl kullanıyorsak, şu da yanında dursun. Aslında bu tarafa da alabilirmiş seni ama istersen böyle mi alalım? Sen hocam, böyle şu gel. An çok iyi görünüyorsun. İyi mi görünüyor? O zaman kımıldama. Tamam. Eğer şimdi sıkıntı yoksa. Yasin, banyoya girdik. Banyoda elbiselerimizi çıkarmaya cevaz var. Ama bir peştemal varsa daha güzel. Bizim ecdadımız hep peştemal kullanmıştır banyoda. Çırılçıplak olmamak için. Çünkü hayatın her türlü hali var. Allah korusun. Hatta banyoya girerken sol ayakla girilir. Çıkarken de sağ ayakla çıkılır. Tuvalete de öyle. Neden? Neden? İnsanlar düşerken, bayılırken ayağının tersine düşüyorlar. Banyoya girerken düşecek olsa dışarıya düşer. Gelir bir yardım eder. Böyle özellikle yaşlılarda çok şey oluyor. Hı hı. Beyin kanamasına vesaire. Çıkarken de sağ ayağını attı, sağ ayağı tarafına düşüyor. Adım attığı zaman. Bu hikmeti, o ayrı bir konu. Ama Resul Efendimiz böyle öğretmiş. Hayırlı yerlere, güzel, temiz yerlere sağ ayakla girilir. Bereketli, güzel, hayırlı yerlere çıkarken sağ ayakla çıkılır. Ama necis, hayırlı değil, işte tuvalet gibi vesaire, oralara sol ayakla girilir. Biz hocamla şimdi stüdyo girişinden girerken duamızı ettik sağ ayakla. Evet, hep öyle alışmak girdik. Lazım. Bu zaten alışırsanız beyin otomatik olarak onu yapar. Sizin hiç düşünmenize gerek yok. Sağ mıydı, sol muydu demenize gerek yok. Hocam bir şey aklıma geliverdi, onu söyleyeyim hemen müsaadenizle. Bir gün böyle bir yayında benim aklıma gelmiş. Demişim ki, kıyas da hep aklımdadır. Böyle eğer evde anneniz, babanız, dedeniz, nineniz varsa, yaş biraz daha tedirgin edecek, yani düşerim diye tedirgin oluyorsa, çünkü kalsiyum eksikliği var ve kemik kırıldı mı Allah korusun, çok uzun soluklu iyileşme kanserden süresi. Kanserden tehlikeli.
yani çok tehlikeli, kalçak, çok haklısınız. Kalçak kırıklı, yaşlılıkta çok. Demişim ki hocam, ya şu şeyler satılıyor, çok da ucuz onlar, alıverin, şöyle bir hani evine takıverin demişim. Bir tane ninem aradı beni. Dedi ki Zahide, ben yıllardır söylüyorum torunuma, şundan bana al oğlum, al yapıver, sen de deyince dedi yapıverdi, Allah razı olsun. Bir vesile, evinize varsa bir büyüğünüz, şöyle tuvaletin kenarına, banyoya tutacak evet. Yapıverin. Onlar önemli. Yaşlılara göre de ayarlamak lazım. Şimdi abdest alırken suyu fazla kullanan bir sahabiye, Resulü Efendimiz suyu fazla kullanma, israf etme dedi. İsrafı da konuşacağız ya. Hı hı. Ya Resulü, abdestte de israf olur mu? Irmak kenarında bile abdest alıyorsanız suyu harcamayacaksınız dedi. Onun için suyu da, çeşmeyi de ona göre kullanacağız. Mesela eski usul aslında çok daha israfı önlüyor. Nasıl? Neden? Şimdi bizim banyolarda açıyoruz musluğu, sonuna kadar akıyor gidiyor. Kapama yok. Biz banyodan çıkıncaya kadar akıyor. Fıskiyelerden akıyor, çeşmeden akıyor vesaire. Ama böyle doldurduğunuz zaman ne oluyor? Bereket oluyor, israf olmuyor. Suyu istediğiniz gibi kullanıyorsunuz. Banyoya girdiğinizde üzerinizde bir peştemal var, kabul edin. Yasin o şekilde ben tarif edeceğim, kendisi gösterecek. Önce guslün farzını bir defa düşünelim. Guslün farzı kaçtır? Üçtür. Bir, ağza dolu dolu su vermek, buna biz mazmaza diyoruz. Mazmaza. Mazmaza, Arapçası böyle. Yani gargara, gargara yapar gibi üç defa en azından dolu dolu su vereceğiz ağzımıza. Genizimize, hatta boğazımıza kaçacak kadar, oruçlu değilsek mübalağa yapacağız, boğazımıza da kaçsın. Oruçlu değilsek. Oruçluysak dikkat edeceğiz. Oruçlu değilken üç defa gargara yapacağız. Bu farz. Ağzı yıkamak. Burnu yıkamak farz, içini. Bu da istinşak deniyor buna. İstinşak, burnu yıkamak. O da gözyaşı gelinceye kadar genizimize su çekeceğiz. Burundan genize çekeceğiz suyu ve boşaltacağız. Geniz yolları yıkanacak, burun yolları yıkanacak. Bu da farz. Öyle abdestte olduğu gibi değil. Abdestte kurtarır, gusülde kurtarmaz. Gusülde ağzınıza su aldınız, burnunuza su aldınız, o kadar olmadı. Gusül olmaz. Öksür tıksır olur muyuz acaba, burnumuza su çekiyoruz? Öksüreceksin ama tehlikelisi varsa, tehlikeli bir şey olduysa daha önceden dikkat etmek lazım. Onlara dikkat edeceğiz. Bunlar bütün vücudu da yıkayacağız. Ama burada bu farz. Bunları yaparken bir sıra var, usul var, sünnetler var. İşte onlardan başlıyorum. Bir, besmele çekmek. Bismillahirrahmanirrahim. Necis bir yerse, yıkandığınız yer çok uygun bir yer değilse dışarıda çekersiniz besmeleyi. Girdiniz. Niyet etmek. Niyet ettim Allah razı olsun gusül abdesti almaya dediniz ve sağ elinizle yıkıyorsunuz. Önce sağ elinizden başlayarak elinizi bir yıkıyorsunuz. Avret yerlerini yıkıyorsunuz. Göbeğinizi yıkıyorsunuz. Yani üzerinizde kirpas olabilecek her şeyi önceden bir yıkıyorsunuz. Çünkü eliniz değmesin o kirlere. Onlar temiz olduktan sonra önce tası daldıralım. Burada su varmış gibi. Evet. Sol elinize alın tası. Sağ elinize su verin. Sağ elinize, yok içinden değil. Dökeceksin Yasin. Ha, su var gibi. Suyu nasıl alıyorsun? Dök eline. Tamam. Ağzına su alıyor. Ağzına al. Başını biraz kaldır. Gargara yap. Yap. Tamam. Boşal. Tasa değil. Oraya da değil. Siz bayağı canlandırma yapıyorsunuz tabii. Can. Tabii. Burada evet. Su var. Temiz su. Buraya değil. Oraya da değil. Yasin yaşa. Gidere. Su varmış gibi. Gidere. Evet. Aynen su varmış gibi. Bir daha gargara yap. Dök. Duymuyoruz. Sesi duymuyoruz. Evet. Tamam. Bir daha. Bu önemli. Şimdi bunu kim gösterecek ki biz göstermez? Doğru. Çok haklısınız kim hocam. Kim anlatacak? Tabii. Anneler, babalar bu kadar anlatıyor mu evladına? Anlatmaz. Ağzımızı. Tamam öyle. Bu ses çıkacak. Bu ses çıkacak. Bak güzel oldu. Canlandırma öyle olur. Gargara sesi çıkacak. Buna mazmaza diyor. Üç defa yıkadık mı? Şimdi buruna. Al suyu. Çek buruna. Çek.
Tamam, şimdi boşalt. Hocam işte onu sahilinle değil, miyim diye düşünüyorum. Hani bu kadar çekince ne bileyim şey oldum. Bu rahatsız olmayanlar için. Rahatsız olanlar o kadar yapmasınlar. Tamam. Ama kitaplarda diyor ki gözden yaş gelmesi bile güzel. O kadar iyi çekmiş burnuna. Çünkü öbür türlü yıkamıyor demek. Üç defa böyle yap. Heh, şimdi oldu bak. Evet. Sağ elle alıyor. Sol elle burnunu temizliyor. Ağız burun yıkandı. İki farz gitti. Üçüncü farz bütün vücudu yıkacak. Nereden başlayacak? Ne yapacak şimdi? Yok. Aa, üç kere sağ omza, üç yok. Kere sol. Yok değil. Ne? Yok. Askere gittim. Komutanım dedi ki bana. Asteğmenim dedi. Söyle bakalım dedi. Ben de hocayım ya. İlahiyat hocasıyım. Temizlik nereden başlar dedi. Temizlik imandan gelir. Ben de senin gibi söyledim. Yani insanın olduğu yerde temizlik olur. Temizlik imandan gelir dedim. Yok dedi, bilemedin de hocam. Eyvah. Dedi. Kaç yaşındasınız siz o sırada? Ben askerde 29 yaşındayım. Yedek subay, doktora yaparken gittim ben. Oo, hocayım yani. Siz hocasınız. Ben ilahiyat hocasıyım ama komutanım da tecrübeli. Belli. Sorduğuna göre. O albay, kurmay albay. Oo. Dedi ki komutanım dedi, asteğmenim dedi, temizlik nereden başlar dedi. Toplantıdayız, 100 tane subay var. Komutanım temizlik imandan gelir, insanın olduğu her yerde temizlik olacaktır dedim. Temizlik insanın olduğu yerden başlar. Güzel söylemişsiniz. Yok dedi, bilemedin dedi. Nereden başlar komutanım dedim. Temizlik tepeden başlar dedi. Yani önce en üstte olan kimse o temiz olacak. Gusül abdestine önce başına su dökeceksin dedi. Ha. Hocam korkutmayın bizi böyle, vallahi bir bakıyorsunuz ya evet. Bilemezsem falan diye. Hayır, ben böyle. Ben dedi denetlemeye gittiğim zaman hiç yerlere bakmam dedi. Eyvah. Hep yukarılara bakarım dedi. Ha. Lambalar temiz mi? Tavan temiz mi? Ora kirliyse öbürü göz boyamak için yapılmıştır dedi. Hocam yaktınız gelinlik kızları. Niye biliyor musunuz? Kayınvalideleri tiyo, ipucu. Biz de şeylere bakılır ya, ne o? Halıların altına. Şimdi lambaların içine lambalara. Falan. Lambalara. Eyvah. Geçen bir yere gittik, aynen öyle söylediler. Lambaya baktım temizmiş. Allah Allah. Bilen biliyor bak. Bilen biliyor. Bilen ama biliyor. Sayenizde de pek çok işin aklına girdiniz şimdi hocam. Evet. Peki. Hayırlısı olsun ama önemli yani. Ama şöyle bir gerçek var. Gerçekten o lambalar temizlenmezse içindeki toz, toprak herhangi bir hava değişiminde akıyor. Temizlik tepeden biz başlar. Görmüyoruz. Önce suyu alalım. Baştan aşağı 3 defa su dökeceğiz. Başımızdan aşağı. 1. Hocam bu suyun sıcak olması, soğuk olması, ılık olması fark etmez. 2 ve... Temiz olacak. 3. Temiz olacak. O içerisine bir şey girmeyecek. 3. Şimdi sağ omuzdan 3 defa su dökeceğiz. Sol elini al. Sağ tarafına 3 defa omuzdan 1. Dolu dolu su dökeceğiz. 2. Tas sayısını da hesap edebilirsiniz. Kaç tasla yıkanılabiliyor? Şimdi sağ elini alıyorsun. Sol omuzuna 3 defa su döküyorsun. 1. 2. Tamam. Ve üç. Hocam bir şey sorabilir miyim? Şimdi bizim evde böyle bir sistem yoksa, tas, yok. Tas yoksa, normal şey varsa, ne deniyor onun adına? Duş var. Fıskiye varsa, var. Fıskiyeyi alsak. Evet. Ben öyle yapıyorum. Da tamam, onu aldın. Aynı şekilde yapıyorsunuz. Başınızdan, sağ omuzundan, sol omuzundan yıkıyorsunuz. Sonra ayağa kalkıyorsunuz. Kalkma imkanı varsa, oturarak da olur. Sağ taraflarınızı, bacaklarınıza önce yıkıyorsunuz. Sağ tarafına su döküyorsun. O yıkanmış kabul edebiliriz böyle ayakta yaptıysa bunları. Ama tekrar yıkanmamışsa sağdan başlıyor. 3 defa sağ tarafına su dök. Sonra sol tarafına. Ayakları en son çıkarken yıkıyoruz. Eğer su birikintisi varsa. Hmm. Her tarafı yıkadık. Bütün vücudumuz işte bu arada sabunlandınız. Efendim bir takım materyal kullandınız. Şampuan kullandınız vesaire. Onlar herkesin durumuna göre. Ama normal olarak... Sabun bile olmasa bu gusül oluyor. Hı hı. Fakat kirden temizlenmek için girmeden önce varsa tırnaklarınızı kesebilirsiniz. Ben işte cünübüm, tırnağımı kessem olur mu? Olur. Sakal tıraşım olup banyoya öyle girsem olur mu? Olur. Onları önceden yaparsan güzel olur. Bunları yaptıktan sonra tekrar vücudu kirletmeye gerek yok. Daha temiz olması için önceden yapacaksınız. Tıraşlarınız olacaksınız, tırnaklarınızı keseceksiniz. Ve en son çıkarken de ayağınızı yıkayacaksınız. Ayağınıza su dökün. 3 defa ya da bir defa olabilir. Birer defa da ayaklarını yıkadı. Ve ayaklarınızı da eğer hamam gibi yerde sıcak bir ortamdaysanız, su çok sıcaksa
banyo yaptığınız su. Bu sefer soğuk suyla ellerinizi, ayaklarınızı yıkayarak çıkmanızda sağlık açısından çok fayda var. Bu şekilde gusül abdesti alındığı. Çıplaksa hemen giyinecek, o da yazıyor sünnetlerde, sevap olan şeylerde. Hemen giyinecek, çıplak durmayacak. Bütün vücudunu çıplak nasıl banyoda soyunabilir mi? Ellerini uzattığı zaman dar bir yerse, çok daracık bir yer, giyinmesi, soyunması çok zor bir yerse orada çıplak durabilir demiştir. Aksi halde çok büyük banyolarda bir peştemal olsun veya iç çamaşırı olsun denmiş. Şuradan ben sünnetlerinden herhangi bir şey eksik kaldı mı onu da size şey yapayım. Ben de bu arada sorularınıza her ağzayı 3 defa yıkamayı söyledik. Suyu israf etmemek, avret yerlerini örtmek, gusül esnasında konuşmamak, sohbet, şarkı, türkü, hamamda ses de güzel efendim değil bak. Gusülden sonra çabucak yıkanmak, her ağzayı 3'er defa yıkamak, bedeni ovuşturarak yıkamak. Bunlar sünnetler. Sakız çiğniyor, elma yiyor, armut yiyor, böyle şey yok. Bu bir ibadettir aynı zamanda. Abdestir. Eğer bunu yapamazsak diğerlerini de bir... Evet, burada sıkıntı olmayacak. Burada dikkatli yok. Olacağız. Ne demişler? İğne deliği ucu kadar, iğnenin ya da ucu kadar kuru yer kalmayıncaya kadar yıkanacak. Efendim, havlumuz küçük. Göstermedik, senin omzuna atalım. Tamam mı? Ha. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yasin, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Hocam ellerinize sağlık, sağ olunuz. Evet. Çok önemli bilgiler, pek çok kişi bildiğini düşünüyor ama siz böyle ayrıntılı anlatınca öyle olmadığını anlıyoruz. Şimdi şöyle bir hesap yapalım. İsraf edenler için, yani vesveseye düşenler için. Çünkü çok sayıda var bu takıntı hastalığı. Abdestim olmadı. Hanımefendi demişti. Guslüm olmadı sanki diyen, olmadı deyip. Tonlarca su harcayan ve yine çıktıktan sonra da içine şüphe düşen çok kişi var. Resulullah Efendimizin abdest suyunu hesap ediyoruz. 1 litre. 1 litre namaz abdesti için 1 litre. Yani neredeyse, bu ne kadardır? 500 gram mı? İşte bu ikisi kadar. 2 bardakla namaz abdesti alıyor. Oo. Gusül abdestini hesap ediyoruz. Bunun 3 katı ya da 4 katı. Öyle 4 mi? Katı evet. Gusül abdesti de 4 litre civarında. Tabii bizim yani, saçlarımız 5 litrelik bidon düşünün. 5 litre su bidonu. Onunla gusül abdesti alınır. Peygamberin suyu ondan fazla değildi. Kullandığı su. Biz şimdi ne kadar su akıtıyoruz? Tonlarca, tonlarca. Hala abdestim yok zannediyorsan yanılıyorsun. Peki. Yeni bir telefon, yeni bir soru. Bu arada şu da kaldı. Televizyonda izlediğimiz kişiler için ekran karşısında yaptığımız iyi ya da kötü yorumlar gıybete giriyor mu demiştir izleyicimiz. Onu da ben de merak ediyorum. Tabii giriyor yani, o da insan. Onun da ailesi var. Tanımıyoruz, etmiyoruz ama hakkında konuşuyoruz. Şu da hani iyi insan ya da ben çok yapmacık buluyorum, hiç beğenmiyorum, şöyle hepsi, böyle. Dedik hepsi falan. Gıybete de iftiraya da girer. Kul hakkına giriyor mu? Aynen, gördüğünde helallik alması lazım. Geçen, ya göremezse, hiç ekrandakileri göremiyorlar geçen çoğu. Geçen seneler, 2 sene önce biri beni gördü, dedi ki senin çok gıybetini yapmıştım dedi. Hakkını helal et, bildiğim gibi değilmişsin dedi. Helal olsun dedim ben de. Fırsat varsa helallik alacak, yoksa tövbe edecek. Tövbe etmesi lazım. Peki. Günaydın efendim, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hah, şükür kavuşturana. Buyurun, dinliyoruz sizi. Ya hocama bir soru soracağım. Benim bir arkadaşım var. Arkadaşımın kızı evlenme arifesindedir. Yani 15 gün sonra nikahı olmuş, her şeysi tamam. Ama babası çok zulüm yapıyor. Nasıl anlatayım? Anlatamıyorum daha doğrusu. Evlenmesini istemiyor mu? Damadı beğenmiyor mu? Damadı beğenmiyor bir. Bir de her şeysine karışıyor. Beddua ediyor. Yani kız da çok üzülüyor bunu. Üzülmez mi? Duyunca ben de çok üzüldüm. Hı-hı. Yani bir baba bu evladına böyle yapmak doğru mudur ve bedduası kabul olur mu? Yani evlenmesine izin vermiyor. Kız da ben evleneceğim mi diyor bu durumda. Ben onu anlıyorum. Öyle mi? Yani kız gelmiş 30 yaşında evlenmek istiyor. Artık babasının başına mı bekleyecek, değil mi? Yani bir sevdi de birini bulmuş. Bir nişanlısından ayırdı. Bir daha yeniden başkalarıyla nişanlandı. Nikahı oldu. Her şeysi hazır, evi hazır. Hayır, acaba hazır. O çocuk da hani bizim göremediğimiz kötü bir şey gördü de kızını mı korumaya çalışıyor? Aslında o da yok. Ne korumasını biliyor, ne sahip çıkmasını biliyor. Zulüm yapıyor daha doğrusu. Her gün ağlatıyor kızı. Yazık, peki. Hocam siz de babasınız. Çok teşekkür ediyorum.
bile beddua ediyor. Şimdi tabii babanın haklı olduğu yerler olabilir. Ama 18'ini doldurmuşsa bir insan, geleceğini tayin etme onun hakkıdır. Kızın hakkıdır. Kız oldu diye onun esiri değil. Hı-hı. Kararı o kız verecek. Geleceğini evlenecek olan, yuva kuracak olan o baba değil ki. Bir de 30 yaşında artık kız. 30 yaşında. Balik. 30 yaşında babası %100 malına, canına, namusuna, dinine, imanına zarar geldiğini görüyorsa tepkisini koyar. Son kararı kız vermek şartıyla, ki burada öyle bir durum da yok. Babanın inadı var. Kızın aklına vesaire hiç güvenmiyor. Ona zulmediyor. Belki iyilik yaptığını zannederek bile olsa. Böyle bir hakkı yok. Böyle beddua etse kendisine döner. Kıza zulmediyor çünkü. Kendisine döner. Kendisine döner çünkü. Bak komşu bile yavrum dayanamamış bizi arıyor. Komşusu yani. Arıyor. Bedduası kendine döner. O baba iflah olmaz. Peki. Evleneceğimiz kişi kaderde yazılı mı diye sormuş iyi ortucu. Tabii. Yazılı. Elbette. Evlilik tam bir kaderdir. Evlilik akılla izah mümkün değil ki. Yani peki. Ben şöyle yaptım da ben buldum falan. Hiç nereden sen buldun? Sen o yollara kim getirdi? Nereden geldin? Ki onu nereden getirdi? Nasıl karşılaştırdınız? Onun babası niye oraya geldi? Onun annesi niye oraya geldi? Bir hesap etsene bakın. Aklın duruyor. Olacak iş değil. Ama denk geliyor Allah'ın işi. Kaderde varsa kıtalar arası getirir Allah. Seni buluşturur. Öbür kıtadan getirir. Senin yazgın oradaysa. Sen rastladım zannedersin. Evlilikte bizim niyetimizin karşılığını alırız. Mesela bir kafanda, hayalinde bir herkesin bir şey vardır değil mi? Prens, prenses vardır. Onu arar. İşte o niyet, o senin dürüstlüğün, o senin duan, o senin beklentin. Allah da ona göre birini ayarlar sana. Ona göre birini ayarlar. Bazen hayalinin tersi çıkar. Ya. Tabii. Çok iyi bir insan, çok kötü bir insana düşebilir. O da onun sınanması mı? Onda da bilemediğimiz binlerce başka sebep vardır, hikmet vardır. Hiç bilemeyiz. Annesinin duası vardır, babasının duası vardır. Öbür tarafın ona ihtiyacı vardır. Bu taraf çile çekecektir ama diğer taraf için hayır olacaktır. Birisi için kötü görünen öbür için hayır olacak. Bilmediğimiz bir sürü sır var. Ama ha. Evlilik bizim kendi karar verdiğimiz bir mesele değil. Peki hocam bu hatta gelin... evlenebilmek bile takdirdir. Gelin ata binmiş ya nasip, ya nasip. Demişler. Hayır, her şeyi mükemmel, nice güzel insanlar görüyorsunuz. Erkekte boy post var, yakışıklık var, maaş var, iş var, akıl var, zeka var, tahsil var. Kırkına gelmiş hala evlenemedim ya. Diyor, bulamamış. Hanımefendi her şey var, çok mükemmel, tertemiz hanım evladı, mesleği var vesaire. 50'sine gelmiş, evlenememiş. İstiyor, evlenmeyi de istiyor. Evet. Bu da bir takdirdir. Takdir ilahi. Takdir. Peki. Onun için Allah'a yalvaracağız, Allah'a sığınacağız orada. Hocam bu yeminle ilgili çok güzel bir mesaj aslında. Yemin edince biz inanma eğilimindeyiz ya, yemin ediyorsa doğrudur diye düşünüyoruz. Hocam sizi seviyorum demiş. Bana çok yalan söyledi diyor. Beni çok sevdiğini söyledi. Kendisine aşık edene kadar yeminler etti. Sonra ben de onu çok sevdim. Şimdi telefonla arıyorum. Meşgule atıyor. Benimle ilgilenmiyor. Meğer yalanmış. Ben yeminlerine inandım. Ne yapayım diyor. Ben şimdi size bir şey söyleyeyim. İnsanın kendisinden bahsetmesi doğru değil ama. Benim hayatta arabanın kornasına basmam belki onu geçmez. Kaç senedir araba kullanıyorsunuz? 30 senelik aşağı 30 yukarı. 30 senede birkaç sefer. Arabanın kornası nerededir bilmem. Basmam. Hele hele hastane, okul, yaşlı biri geçiyor vesaire. Basanlara da çıldırırım, kornaya basanlara. Benim hayatta yemin ettiğim ben hatırlamıyorum kolay kolay. Onu geçmez. Hayatım boyunca. Şimdi neden? Çünkü yemin ediyorsa bir insan... Ya çok çok mühim bir meselede yemini istenmiştir. Bu da hayatta bir iki sefer başına gelir. Ya da çok yalancıdır. Yemini bilmiyordur. Yemin eden insanlardan uzak duracaksınız. Hmm. Bir insan sürekli ağzından yemin çıkıyorsa onunla konuşma kardeşim. Bak bu kadar net söylüyorum. Onda yalan çok. Hmm. Hele satıcıysa, yemin ediyorsa asla ondan alma. Asla alma. Allah'ı siper ediyor. Bak yeminlerinizi Allah'ı siper yapmayın. Ayet Bakara 224. Allah'la kandırıyor seni. O adam
Çok tehlikeli bir ağda. Onun için yemini ağzınıza almayacaksınız. Mümkünse. Evet. Peki. Biz toplum olarak yardımsever bir toplumuz. Buradan size izleyicilerimizin durumlarını paylaşıyorum. O kadar çok yardım geliyor ki Rabbim bir değil bin kere razı olsun sizden. Bizim ecdadımızda da var bu. Askıda ekmek diye bir şey var bizim ecdadımızda. Aslında bir gün bunu yapmak istiyorum. Gerçekten gitsem Bakırköy meydanına koysam para, ihtiyacı olan alsın diye. Hatta o kadar güzel ki bu, biraz yukarı boy kadar yaparlarmış ki. İçinde ne kadar olduğu görünmesin, ihtiyacı olan kadar alsın gitsin ya da... Peygamber zamanında da varmış. Değil mi? Şimdi askıda ekmek neymiş bir görelim efendim, sonra hocamıza soracağız. Askıda ekmek, askıda çorba, hiç bilmedikleri, hiç tanımadıkları insanların karnını doyuran, onların hayatına dokunan gönlü zengin iyilik melekleri. Bir tane ekmek gelip istiyor. Bu da çok acı bir şey. Görmediniz, bilmediniz insanların karnını doyurmasına yardım ediyorsunuz. Çünkü ben buradaki fırını tanıyorum. Bunların yani tanıdığım için yıllardır alışveriş ettiğim bir fırın. Ve onların da gerçekten o insanlara verdiğini biliyorum yani. En güzel geleneklerimizden biri askıda ekmek. Ne zaman başladığını bilen yok. Fakire, ihtiyacı olana yardım etme isteği taşıyan, geleneği sürdüren güzel insanlar hep var. Ben iki tane ekmek, üç tane de yazıyoruz. Burada bize panomuz var, buraya yazıyoruz. Evet, panoya yazıyoruz. Evet, şu anda Küçükçekmece'de bir fırına geldik ama bu fırının diğerlerinden biraz farklı özellikleri var. O da şudur ki bir hayır işi işleniyor burada. O da askıda ekmek uygulaması. 3-4 senedir yapıyoruz. Bu askıda ekmek uygulaması yani eskiden Osmanlı'dan kalma biliyorsunuz. Artı sadece ekmek de değil yani ihtiyacı olan insan gelir, simit olur vesaire. Neye ihtiyacı varsa o anlık veriyoruz yani, sadece ekmeğe mahsus değil bu. Askıda ekmek uygulaması yoğun ilgi görüyor. Gelip sırf o askıda ekmek için gelip buraya askıya ekmek asan var yani, o derece. Yani bu 2, 3, 1 asan var yani, bir ekmek diyen var, 100 tane ekmek asan var. Yani tabii bütçeye göre elinden gelen yardım yapmaya çalışıyor, biz de aracı oluyoruz. Muhabir arkadaşımız Rüya röportajı yaparken bir vatandaşımız askıda ekmek almak için geliyor. Sadece askıda ekmek yok. Bu restoranda da askıda çorba var. Efendim şükür ki hala iyi niyetle ve karşılıksız yapılan iyilikler var. Biraz önce sizlere askıda ekmekten bahsettik. Şimdi de askıda yemek yapan çok güzel bir restoranın sahibi Şükran Hanım'ın yanına geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Siz de bizi ağırladınız ve bu güzel uygulamadan da bahsetmek isteriz biraz. Nedir ne değil biraz anlatabilir misiniz? Biz yaklaşık 2 yıldır faaliyet gösteriyoruz burada. Önce çiğ börek ve mantı yaptık. Bir süre sonra da bölgede ihtiyaç olduğu için ev yemeği yapmaya başladık. Kişi geliyor. Biz de bakıyoruz, konuşuyoruz, öyle anlıyoruz. Zaten gelenler de genellikle aynı oluyor. Aynı insanlar oluyor. Burayı bilenler, bu uygulamayı bilenler geliyor mutlaka. Peki bağışlamak isteyenlerin talep nasıl? Bizim bölgemiz için belki çok şey değil, yeterli değil ama var. Ama yeterli değil tabii. Mesela geliyorlar, diyorlar ki ben işte pirinç pilavı yiyeceğim. Bunun yanı sıra askıda da bir yemek bırakmak istiyorum. O şekilde mi? Evet, evet, evet. Yemek yediklerinde şu kadar bırakıyoruz. Biz de onun karşılığında mesela çorba veya işte pilav ne verebiliyorsak, yemek çeşitlerinden o gün ne varsa öyle verebiliyoruz. Ne diyelim? Allah kazanırken fakir olanları, tokken aç insanların halini düşünen güzel insanları hayatımızdan eksik etmesin. Amin, ne diyelim, ne güzel işler bunlar. Böyle yapan esnaf kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Çoğalmalarını diliyorum. İyi niyetli, iyi yürekli insanlara denk getirsin. Allah'ın rızası hayatta. Bu işlerde işte en güzel sevap kaynağı burası. Yani hocam, belki hacca gitmek, umre yapmak kadar sevap bunlar. İnşallah, inşallah. Resulullah zamanında da mescide para bıraktı zatın biri. Sonra bir de öğrendi ki o parayı gitmiş oğlu almış. Aa, evet. Oğlu babasından niye istememiş? Oğlu muhtaçmış, parası yokmuş. Sonra babası dedi ki sen nereden aldın? Camiden, şuraya para konmuştu, ben oradan aldım. Olur mu, onu ben koydum dedi, başkaları alsın diye dedi. Sana helal olmaz. Ne olmaz, benim ihtiyacım vardı. Hakkı peygamberimize ihtiyacım geldi der.
Peygamberimize dedi ki oğlu ben babam koydu parayı ihtiyacım olduğu için aldım, o da almayacaksın diyor. Peygamberimiz dedi ki babasına sen niyetinin karşılığını aldın, sevabını aldın. Oğlun da muhtaçtı, o malda para da onun oldu dedi. Ona da helaldir, o da yesin. Hocam ben de size bir şey sormak, danışmak istiyorum o zaman. Aynı şeyin farklı bir hali benim başıma geldi ama bundan da enteresan. Ben normalde böyle bozuk param olduğu zaman bir yerden giderken Allah'ım parasız bırakma, paraya da muhtaç etme deyip şöyle hafifçe bırakıveririm. İhtiyacı olan gelip alsın diye. Aynı şeyi yaptım. Bu arada bir evrak var elimde, fotokopiciye gittim. Fotokopicide bütün para kalmış. Çektirmek için girdim. Adam dedi ki ben bunu alamam kızım. Bunu nasıl bozduracağım? Bozamaz, bozuk evet. Parayla gel. Diyemedim ki amca az önce ben o bozuk paraları gittim döndüm hocam. Kendi o paran. Bulduğum yer kendi paramdan bir aldım. Girdim içeriye. Şimdi ben ne yaptım? Senin için iş kolay. Şimdi bir defa sevap aldın vermiş gibi ama daha sonra. Bir de onu, gidip kendim aldım. Onu telafi etmen mümkün. O parayı tekrar koyman gerekir. Vacip ettin kendine çünkü. Peki atarken söylediğim söz yani o parayı bir yere bırak. Allah'ım parasız bırakma, paraya da muhtaç etme. Tabii. Ben çok babaannemden öğrendim ve böyle devam ediyorum. Çok güzel bir dua. Allah razı olsun. Ne sizden güzel. De razı olsun. Hocam günaydın efendim. Merhaba. Günaydın. Günaydın Zaydan. Ben hocama bir sorum olacaktı. Tabii ki ablacığım. Buyurun. Buyurun. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Hayır, buyurun. Hayırlı cumalar hocam. Ben bir akşam hocamın mesajlarını gördüm hocam. Orada hani başka bir kadınla aldattığını gördüm. Hı hı. Daha sonra işte hocamla konuştuk, ettik. Hocam beni onun kocamı tehdit ettiğini söyledi. Bazı şeylerden dolayı benimle konuşmazsan. Kadın mı tehdit ediyormuş? Yani. Kadın evet. Hı. Hocam öyle dedi ama ben hani bir de kadının ağzından duymak istedim bunları. Ne diye tehdit ediyormuş? Zaten tehdit etmesi sana söylemesi demek. Bak bunu karına ya söyleyeyim bazı... diye tehdit ediyordur. Bazı açıklarıyla, bazı hani şeyleriyle, zaaflarıyla tehdit etmiş. O da ona söylemiş yani bazı açıklarını. Yok, açıklarını hani başka bir açıklarını duymuş galiba. Neyse sen şimdi savunmak için mi telefon ettin bize şikayet mi ediyorsun? Hayır, şikayet de değil. Ben daha sonra kadının ağzından duymak istedim. Acaba kocam kendini mi savunuyor? Aradın mı kadını? Hayır, kadın kocamla böyle şey yapmaya başladıktan sonra eve falan geldi, benimle tanıştı, arkadaş oldu. Ya reklama gitmem gerekiyor ama vallahi çok merak ettim. Siz nasıl var? Devam etsem olur nasıl? Mu ben de? Dur ama reklama gitmem gerekiyor. Çok özür diliyorum. Çok döndüğümüzde merak ediyorum bu işin sonu nereye gitti? Cidden çok merak ediyorum. Bir müsaade edin, hocama bir çay getirteyim. Az sonra buradayız efendim. Sakın bir yere ayrılma sen de, çok merak ediyorum sonunu. Allah Allah. Bu sabah her gün binlerce kişinin akın ettiği Eyüp Sultan Meydanı'ndayız. Dualarla, sorularla Eyüp Sultan'dan canlı yayın. Az sonra Zahide Yetiş ve Profesör Doktor Mustafa Karataş'la Cuma sabahında. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı bereketli cumalar efendim, merhabalar. Yolunuz böyle yanlış yolda giderken çeviriyorsun Allah'ın hakkın yoluna, doğru yola çeviriyorsun kendini. Buna tövbe deniyor. Taşlama yeri var. Şeytan taşlama. Evet. Efendim merhabalar. Hocamın çok kıymetli bilgilerinden tabii bu kadar yakın olunca bu şansımı değerlendireyim istedim. Umre'ye gidecek inşallah. İnşallah. Söyleyelim. Söylemiş olduk hocam. Dün bana hediyeleriyle geldiler misafirlerim. Öyle mi? İnşallah. Bu sene benden de erkenci maşallah Zahide Hanım hemen umre kapısını açtı. Sağ Allah hocam, kabul inşallah. Etsin. İnşallah. Orada tabii yapılacak dualar. Bir de kendinize şimdi ben burada tarif ediyorum ama esas bizlere de ülkemize de yapacağınız dualar önemli. İnşallah Allah savaş göstermesin. İnşallah. Arafat'ta Cebeli Rahme, orası çok önemli. Adem ile Havva'nın buluştuğu tepede, buluştuğu orada çekim de yapabilirsiniz. Not yazıyor da bana, buralarda evet. Çekim yapabilirsiniz diye. Yani orada karışmıyorlar, karışmayanlar. Biz onları da zorlamıyoruz. Yani ne serbestse onlara riayet ediyoruz. Yasaksa yasağa riayet ediyoruz. Her ülkenin kendine göre. Ama mesela ihram duasını merak ederdim. İhram duası. Onu çekebiliyorum. İhram duası çok güzel. Hurma bahçelerini çekebiliyorum. Hurma bahçesi, evet oralar güzel. Uhud şehitliğini çekebiliyorum. Mekke'de bir de Hatice annemizin de yattığı, peygamberimizin akrabalarının efendim orada şey var.
Cennetül Mualla mezarlığı var. İnşallah hepsini görmeyi, sizlere de göstermeyi nasip etsin. İnşallah arzu eden herkese gitmeyi de nasip etsin. Tabii bu daha umre, bu hacılık değil. Allah'ım inşallah onu da nasip etsin. Herkese, isteyen herkese. Çok güzel. Tabii tavaf ve sa'yı da ben size inşallah biraz daha detaylı anlatırım. İnşallah hocam. İçeride. Teşekkür ediyorum. Allah şimdi hayırlı bir umre yapmak nasip eylesin. Bereketiyle, sevabıyla inşallah. Amin. Teşekkür ediyorum. Şimdi reklama gitmeden önce bir hanımefendi bizi aradı. Şimdi çok enteresan bir telefondu. Eşinin ya da kendisi anlatsın tekrar. İlk defa bir buluşuyorsak. Tekrar merhaba. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk Zahide Hanım. Sağ ol, bir tanem benim. Sen bizi şaşırttın reklama gitmeden önce. Şimdi farz et ki seni ilk defa duyuyor izleyicilerimiz. Bir anlat şimdi. Kocan tamam. Sana. Kocam bir gün akşam ben mesajlarını gördüm. Kocama sordum. O da dedi yani aramızda hiç benim ona karşı hissettiğim hiçbir şey yok. Tamamen bizim aileye sokuldu tanıdığından. Hatta bir gün eşimin yanında kocan seni aldatsa ne yaparsın dedi. Ben de başıma hiç gelmeyecekmiş gibi sanki eşimin yanında boşarım diye gülerek cevap vermiştim. Ya bu kişi sizi tanıyor mu? Senin, sizin ailenizi biliyor evet, o zaman? Evet, tanıyor. Evet. O soruyor evet, girip çıkan biri. O soruyor, bizim kız da cevap veriyor yavrum. Nereden bilsin? Evet. Yani ben sonra eşime demiş işte böyle böyle benimle bir ilgin olduğunu söylerim. Benimle konuşacaksın şöyle böyle. Bazı şeylerle tehdit etmiş. Başka şeyleriyle de, zaaflarıyla da. Neyse. Ondan sonra eşimle bunlar konuşmaya başlamıştı. Hani affedersiniz cinsellik olarak aldatma değil galiba da. Kocam bana böyle dedi. Konuşuyoruz sadece. O arıyor, cevap veriyoruz. Ondan sonra ben hani eşime inanmadım belki şeydir diye. Kadınla konuşmaya gittim. Kadın hepsini doğruladı. Evet dedi, her şeyi ben yaptım. Benim hatam, onda bir şey yok. Sonra kadınla evli. Bana dedi ki bunları kimseye anlatma. Eşim duyarsa beni boşar. Hayır. Tamam dedim, anlatmam. Hani zaten benim de ailem şey olur, duyulursa. Tamam söylemeyeceğim. Sonra ben hamileydim. Sonra dedi ki çocuğun, karnındaki çocuğun üstüne yemin et dedi bana. Tamam dedim, yemin sen ederim. Sen ona mı hani yemin ettin? Evet, o kadına karnındaki çocuk üstüne yemin ettim. Sen ne kadar iyi niyetli bir kızsın ya canım benim ya. Kimseye söylemeyeceğim diye. Daha sonra işte ben hamilelikle birlikte herhalde. Tansiyonlarım falan düştü. Hastanelerde yattım falan, hasta oldum. Sonra kayınpederim geldi. Sen iyi değilsin, ne oluyorsun? Ben de doluydum. Kimseye de söyleyemiyordum. Ben tamamen yemin ettiğimi unutarak kayınpederime olanları anlattım. Kime anlattın? Ama kayın? Kayınpederim. Kayınpederini anlattın. Ha. Evet. Sonra iki gün sonra yemin ettiğim aklıma geldi. Çocuğun üstüne yemin ettiğim aklıma geldi. Hay Allah korusun. Çok şey oldum, kefaretini verdim. Hatta o kadını da aradım. Hakkını helal etmesini istedim. Ben dedim böyle böyle unutmuşum. Bana hakkını helal et. Ben yeminimi bozdum dedim ona. Tamam helal olsun dedi ama ben hala hani benim yüzümden çocuğa bir şey olur mu? Sen şimdi kocanla aran nasıl? Onu bir anlatsana bize. Sen bırak şu yeminin içine. Kadın sen seni gördün. Parmağında oynatmış yahu. Evet. Evet. Sen kocanla iken, haklıyken neredeyse özür dileyecek hale gelmişsin kuzum. Sen şimdi ben, ne yapıyorsun? Kocamla iyiyiz. Hani ben iki çocuğum daha var benim. Tamam. Ben çocuklarımın şeyine hani kocamın da suçsuz olduğunu anladım. Suçlu olsa da hani çocuklarım var, boşanamam. Tamam. Ben unutmaya peki çalıştım ama ben hala orası, ya çocuğuma orasını, bir şey olursa. Orası rahatlattı bizi. Allah hayırlı huzurlu bir ömür i̇nşallah ve amin, evlilik nasip etsin, amin, devam etsin. Amin. Şimdi amin, o Allah'ın adını andınız mı çocuğunuzun üzerine yemin ederken? Yok, Allah'ın adını anmadım. Bana işte çocuğun üstüne yemin et dedi. Tamam dedim, çocuğumun üstüne yemin ederim, kimseye söylemeyeceğim tamam dedim. Şimdi kitaplarda diyor ki Allah'ın adı geçmeyen yemin yemin değildir. Günahtır öyle bir yemin yapmak. Dolayısıyla onun herhangi bir kefareti vesaire tövbesi gerekir. Zaten sen helallikte istemişsin. Yok ben tövbemi de ettim zaten bir daha kesinlikle bir sıkıntı, inşallah. Bir sıkıntı yok. Bak burada Reddül Muhtar adlı kitapta diyor ki Allah'ın adı geçmediyse o yemine itibar edilmez. Bundan dolayı yeminden dolayı sen sorumlu değilsin ama çocuğunu kullandığın için yemin olarak evet günahkar olursun. Ondan dolayı da tövbe edip kul hakkı da varsa onu hakkını helal et demişsin zaten. Geçmiş dedim olsun. Ama artık gönülden etti mi etmedi mi onu bilemiyorum. Sen şimdi bak sana aradım bir tavsiyemiz biraz uyanık ol, kullanılma.
kadın her türlü haltı karıştırmış, bir de tutuyor seni yemin ettiriyor bilmem ne. Hadi oradan diyeceksin yani sen suçlu çıkıyorsun, sen kim olursun sanki neredeyse. Bana yemin istiyorsun bilmem ne. Zaten suçlu sensin. Evet, sen kocan baştan yuvamı yıkmak için uğraşıyorsun, ondan sonra da benden yemin istiyorsun. Yani onu kafaya takma. Oldu mu? Bir mümin iki defa aldatılmaz. Tamam, bir tane. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Rabbim seni senin gibi iyi niyetlilerle karşılaştırsın. İnşallah. İnşallah. Hocam, tam isim söylemeyeyim. Kocam 3 defa boşadı demiş ama 3 ayrı zamanda söylemiş. Bu durumda boşanmış sayılır mıyım? Ne olur cevap verin diyor. Şimdi normal olarak boşama da nikah da ilanla olur. Ve Talak suresinde anlatılması sebebiyle de dirayetle olur. Karar vererek olur. Ama bunların resmi nikahı var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Eğer resmi nikahları yok da dini nikahla duruyorlar. Kocası da 3 ayrı defada böyle boşadım bilinçli bir şekilde zamanla söylemişse 3 defa boşamış olur. Hmm. Bundan dolayı da ayrılmaları gerekir. Hmm. Fakat bunu bilmiyor. Resmi nikahları da var. Durumu kurtarabilecek başka bir fetva varsa, ikisi de evlilik devam etsin bunu bilmeden cahilce pişman olarak söyledik diyorlarsa, o detaylı bir şekilde iyi bir hocaya anlatmaları lazım. Belki bazı fetvalar alimlerin görüşlerini kurtarabilirler. Peki. Onun dışında burada bize anlattığı kadarıyla boşanmış görünüyor. Peki. Mersin'den bir izleyicimiz hatta, ama programımızı Suudi Arabistan'dan Mekke'den izlediğini söyleyen bir izleyicim var. Orada ikamet ediyormuş. Lütfen Mekke'ye gelirseniz sizi görmek, evimde misafir etmek isterim. Çok teşekkür ediyorum. Yemiş içmiş kalmış kadar oldum. Sevabı misliyle dönsün size. Ama ben size sonra kalacağım yeri söyleyeyim. Tabii yerimiz ayrıldı, sağ olun. Ama gelin sizinle görelim. Hem belki siz gezdirirsiniz beni, daha da mutlu olurum. Madem orada yaşıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Peki Mersin'e bir gidelim. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun. Hocama bir sorum var bu arada. Hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı cumalar kardeşim. Cumalar. Buyurun. Tamam hocam. 2 aylık bir erkek bebeğim var. Allah'a çok şükür. Allah bağışlasın. Sağ olun. Allah bağışlasın. Geceleri uyumadığı zaman ben çok sinirleniyorum ve çok ağlıyorum, bağırıyorum. Acaba bu şekilde günah giriyor muyum? Şimdi hormonal değişimler oluyor. Annelerde evet. Daha 2 aylık bir anda yaşamınız değişti. Evet. Kolay değil. Aynen. Ki evde kalan biri var mı? Anne, kayınvalide. Hayır, hiç kimse yok maalesef. Yok. Eşimle kalıyorum. Kıyamam. Sen başka yere mi gelin gittin? Ya evet, Adana'daydım normalde. Mersin'e gelin gittim. Hayırlı komşuların olsun inşallah. Böyle zamanlarda. Amin. Destek Aynen. çok çok önemli Şimdi inşallah. Şimdi bazı hastalar vardır. Çok ağır ağrıları, acıları vardır. Hiç belli etmez. Ya. Yüzünde tebessüm. Hasta bakıcılarla arası iyidir. Ailesiyle hiç şikayeti olmaz. Halbuki içeriden o çok kıvranıyordur. Bazısında az bir şey bir yeri ağrır. Ortalığı, feryadı, figan, ona çatar, buna çatar. İkisi arasında fark var tabii. Bir anne var, çoluk çocuğuna hizmet ediyor, bir yavrusuna vesaire. Bunu severek, ibadet aşkıyla yapıyor. Biri de ortalığı yıkarak yapıyor. Arada fark var. Onun için frenleyeceğiz. Bağırışlarımızı, isyanlarımızı, varsa Allah korusun, frenleyeceğiz. Kendimize hakim olacağız. Bu benim için bir sevap. Bu benim için dünyanın hazinesi. Bak elhamdülillah doğumda Allah göstermesin. Ölen anneler oluyor. Ölen yavrular oluyor. Ya. Allah sana bir nur topu evlat vermiş değil mi? Allah korusun. Onun kıymet olduğunu, nimet olduğunu, eldeki nimeti bileceksin. Dünyalara değişmezsin onu. O zaman şikayet yerine elindeki nimeti görerek daha ferah olmak lazım. Zahide Hanım'ın dikkat çektiği bir şey var. Elbette doğumla birlikte insanlarda bir takım korkular oluşuyor. Annelerde hormonlar değişiyor. Doğru. Ama Allah ona göre de şefkat veriyor. Merhamet veriyor. Tahammül veriyor. Bunu bir nimet olarak görmek lazım. Diğer taraftan elinizden olmayan o bağırış çağrışlardan dolayı da sonradan tövbe etmek lazım. Ya Rabbi affet. Estağfirullah. Ağzımızı estağfirullah'a alıştıracağız. Günde kaç defa? 70 defa en az. Allah Resulü Peygamberimiz günde ben 70 ya da 100 defa, en az 70 defa diyor. Estağfirullah derim. Peygamberin gelmiş geçmiş günahı affolunmuş. Ama estağfirullah Yine diyor. Yine de. Biz günahkarız. Öyleyse biz ne yapacağız? Günde 7 defa demiyoruz estağfirullah diye.
En az 70 defa estağfirullah diyeceğiz. Yani beni bağışla, affet Allah'ım, affet diye. Ama hocam sizin sayenizde öğrendiğim duayı hem programa girmeden önce söylüyorum hem evden çıkarken. Hangisiydi o? Ezberleyene kadar biraz zorlandım. Küçükken ne kadar kolaymış bu işler. Abdestsiz okuyabilirim okuyabiliriz değil mi? Duaları. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asmihi şey'un fil ardı ve lafis sema ve hüve semil alim. Amin. İnşallah. Geçen sene öğrendim. Hatta evet. Hocam beni böyle sınav gibi yapardı programda, hatırlıyor musunuz? Zarara karşı koruma kalkanı. Hep şurada iki aslan beliriyormuş gibi. İki aslan beliriyor. Üç defa okuyacağız. Üç defa. Sabah üç defa, akşam üç defa. Peki evet. 3G ile artık teknoloji gelişti, şükürler olsun ki biz de kullanıyoruz. Canlı canlı Eyüp Sultan'dayız ve kıymetli hocamıza, Profesör Doktor Sayın Mustafa Karataş'a soruları olan izleyicilerimiz var. Bir bakalım kimler var, o çok güzel. Hemen dönelim ve sözü bırakalım Rüya'ya. Evet sevgili Zahide Tiş, ben de sizi çok fazla bekletmeden sorularımıza başlamak istiyorum. Burada bir beyefendi var, buyurun sorunuzu alalım hemen. Öncelikle merhaba Derda abla, nasılsın, iyi misin? İyiyiz, ben Yemci Ramazan. Sağ olun. Öncelikle ben de bir soru yönelmek istiyorum. Tabii ki. Ben de iki bayram arası evlendim. Bu sevap mıdır, yani nedir? Onu öğren, doğru mudur, yanlış mıdır? Onu öğrenmek istiyorum. Sizi de çok seviyoruz. Eyüp Sultan'a da bekliyoruz. İnşallah, teşekkür ediyoruz. Hocam cevabını hemen verir miyiz? Eğer isterseniz hemen alabiliriz cevabını. Soruları alalım, dönelim inşallah. Peki. Hep beraber alalım. İki bayram arası evlenmek. Ben yazıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam. İki bayram arası evlenmek sevap mı? Hayırlı cumalar hocam. Benim bir sorum. Cuma namazından sonra zuhri ayır namazı kılmak olur mu, kılmasak nasıl bir cevabını bekliyorum. Nedir? Kılsak kılmasak ne fark eder? Hocam şöyle yapalım mı? Onlar da duyabilsin diye bizi. Hazır Rüya yanlarındayken. Rüyacığım koy mikrofonu amcamızın kulağına. Duysun hocamızı, öyle öyle gidelim mi? Tamam. Yoksa onları duyurmak için şimdi mikrofon için telaş yapacak. Bari evet. Duymuş olsun, olur mu hocam? Aynı anda mı? Evet evet. Şimdi cevap verirseniz mesela beyefendiye. Hak geçti, öbürüne öncelik verecek. O zaman. Böyle başlayalım. O da yaştan peki. Belki bir avantaj. Zuhri akir namazı. İhtiyaten Resulullah Efendimizin vefatından, ashabın devrinden sonra alimlerin kılınmasında fayda vardır dedikleri bir namazdır. İsteyen kılar, isteyen kılmaz. Dolayısıyla kılmak zorunda değiliz. Zuhrahir, Cuma'nın farz namazı ikidir. Bir de hutbesi farzdır. Onun dışındakiler sünnettir. Zuhrahir de ihtiyati namazdır. Yani son öğle namazı yerine geçsin diye kılınır. Cuma kılanın öğlesi de kabul olur. Öyle kılmış sayılır. Onun için mecbur değiliz. Mecbur kılmaya. Değiliz. Peki. Canlı canlı olun, şu anda. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz de sağ olun. Hakkınızı helal edin. Sultanahmet Meydanı'nı görüyorsunuz. İstanbul'da canlı canlı. Hem hocamıza soru alıyoruz. Eyüp Sultan mı? Sultan. Hayır dur. Eyüp Sultan. Eyüp Sultan'dayız. Bir Sultan var ya. Evet. Peki. Bir de beyefendiye şimdi tekrar Rüya. Bir de beyefendiye ver, genç bir beyefendi. İki bayram arasında. Bu hep söylenir hocam. İki bayram arasında halk arasında diye. Bunun tabii bir eski şartlarda yeri var. Dinde böyle bir şey yok. Dinde evlenilmesi yasak olan bir gün yok. 365 gün evlenilebilir. İster bayram olsun, ister iki bayram arası olsun. Ama eskiden işler zor olduğundan iki bayram arası tedarik etmek, düğün hazırlığı, ya bu bayram geçsin, iki bayram arası sıkıştırmayalım dendiğinden dolayı böyle bir adet oluşmuş. Dini bir geçerliliği yok. Bir de hep iki bayram arası zaten. Her zaman iki bayram arası. Uzun olanların evet. Arası da iki bayram doğru, arası doğru değil mi? Peki. Teşekkür diğer ediyoruz. Diğer kardeşlerimize de geçebiliriz. Arkadaşımıza Muhammed Bey'e teşekkür ediyoruz. Bir amcam daha var orada. Buyurun efendim. İyi cumalar hocam. Sağ olun size de. Ölen insanın ölürken de duası kabul olur mu? Ölen adamın duası mı diyor? Tövbesi mi? Ölenin son duası. Son nefeste edilen tövbe kabul olur mu? Son doğru nefeste. Evet. Tamam. Kulaklıkla dinleyebilir. Son nefeste eğer o güne kadar iman etmemiş de orada anlamışsa ölüm anı artık geldi, eyvah zaten evet. Bu doğruymuş diye, o kabul olmaz. Ondan önce imanı varsa ve son nefeste de kelime-i evet. Şehadeti getiriyorsa, İnna lillah ve inna ileyhi raciun, Allah'a gidiyoruz diyorsa onun imanı kabul olur inşallah. Evet. İnşallah. Yani evet, Firavun denizde boğulurken Allah dedi ama imanı kabul olmadı.
artık öldürmek için koşarken. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Siz de. Sağ. Hemen devam ediyorum. Tamam. Buyurun sorunuzu alalım. Evet ne bildik be? Unuttum. Neydi şimdi? Hatırlayana kadar tamam siz hatırlatın ben de. Diğer teyzemize geçelim. Hocama şeyi sorayım hocam. Vefat eden birisi dili dualıysa size hep dua ediyorsa vefatından sonra da bir faydası olur mu? Hani ölüden medet umma denir ama gerçekten duanın mı? Dua yani ölüden medet umma lafı doğru mudur? Doğrudur. Yani şöyle doğru. Artık onların bizimle. Hayır ölüden medet istenmez. Yani canlıdan istenir, Allah'tan istenir. Ey kabirde yatan gel benim işimi yap yetiş kurtar beni denmez. Bu şirke götürür insanı. Peki. Ama ölünün amel defteri kapanmayabilir. Evet. Teyzeciğim hayırlı cumalar. Soruyu almadık ama biz. Soruyu. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Nasılsınız? Teheccüd namazı ne zaman ve nasıl kılınır? Teheccüd namazı gecenin 1/3 geçtikten sonra. İmsak vakti olmadan yaklaşık 1 saat kala, 2 saat kala o zaman başlar. İmsak vaktine kadar devam eder. Resulullah Efendimiz gece 2'şer 2'şer namaz kılardı. Toplam 10 rekat teheccüd namazını kıldığını biliyoruz. Veya 8 rekat ya da 10 rekattır. 3 rekat da vitri peşine kılardı. Siz de sağ olun. Sağ ol hocam. Hayırlı cumalar olsun tekrar. Peki bir teyzemiz daha var. Teyzeme. Adaklarına kılık var. Dönelim şöyle. Evet, hemen sorumuzu alalım. Buyurun. Hepsi muhabir oldu yani şimdi. Ya. Hayırlı cumalar hocam. Sağ olun. Hayırlı cumalar. Neydi sorunuz? Sor annem. Heyecanlandım hocam. Olsun. Biz de heyecanlanıyoruz sizi görünce. Adak kurbanımızın kesmesinin usulü nasıl olabilir? Adak kurbanı. Onu öğrenmek istiyoruz. Adak adamın usullerini mi soruyor? Adak kurbanı. Adak adamı. Adak adamışsa kurban... Evet. Tabii tavuktan, horozdan kurban olmaz. Koyundan, keçiden, sığırdan olur. Adak kurbanında normal kurbana da katabiliriz. Başka zamanda kesebiliriz. Ve kestiğimiz adak kurbanı adak ise biz şu işim olursa kurban keseceğim demişsek ondan kendi ailemiz yiyemez. Kendimiz yiyemeyiz. Yani oğlumuz, kızımız, torunumuz, ninemiz, dedemiz, anamız, babamız o kurbanı yiyemez. Yemişse bile sadaka olarak ayrıca parasını ödemesi gerekir. Akrabalara, uzak akrabalara dağıtabiliriz. Dosta, arkadaşa, fakire, fukaraya dağıtmak daha güzel olur. Adak Peki. kurbanı da her zaman kesilebilir. Peki, teşekkür ediyorum. Hızlı hızlı hocam, burada da sorular var. Çok da güzel. Sağ olun, olun. Hakkınızı helal edin. Teşekkür ediyorum. Tanrı demek günah mıdır? Tanrı ilah manasına kullanabiliriz. Mesela la ilahe illallah. La yoktur. İlahe Tanrı yoktur. İllallah ancak Allah vardır. Anlamında Tanrı'yı kullanabiliriz. Herkesin bir Tanrısı var. Doğru. Bu laf doğru. Kimisi puta tapıyor. Kimisi şeytana tapıyor. Kimisi efendim kendi Rabbine tapıyor. Ama onun Tanrısı ile benim Tanrım arasında fark var. Müslümanların Tanrısı Allah'tır. Bu doğru bir söz. Ama herkesin bir Allah'ı var, sözü yanlıştır. Onlar Allah'a inanmıyor ki, o puta tapıyor. Orada ilah ve Tanrı kullanmamız gerekir aslında. Türk'te tenkri kelimesi, Türkçe bir kelimedir. Onlar hüda, Farsçadır. Allah yerine, Tanrı manasına kullanmışlardır ama... Niye Tanrı misafiri diyor? Allah misafiri değil mi onun doğrusu işte o Türkçe zaman? Türkçe geldiği için orada tenkriyi daha çok Tanrı'yı kullanmışlar. Ama amaç belli. Tenkri de aslında yani göğe ait güçlü bir varlık anlamında Allah'ın yerini tutacak bir ilah anlamında kullanmış. Peki, fakat Müslüman Allah kelimesi varken ve onu söylemek zikirken mesela günde 100 defa Tanrı 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 diye söylesen zikir olmaz. Allah Allah Allah. Ama Allah dersen zikir olur çünkü o Allah kendi ismini bize belirtiyor. Velillahil esmaül hüsna. Allah'ın güzel isimleri var. Bu Peki. güzel isimlerin içerisinde Hüda yoktur mesela. Tanrı yoktur. Hüda, 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 hüda diye zikir çekilmez. Allah Allah diye çekilir. Peki hocam. Çekse ne olur bir insan? Allah kastederek. Dili dönmüyor, bilmiyor. O anlamda söylüyor. Niyetinin karşılığını alır. İnşallah. Azerbaycan'dan çok izleniyoruz hocam. Oradan da izleyicileriniz var ve yazmışlar. 5 yıllık birliktelikten sonra 5 aylık evliymiş. Evin en büyük oğluyla evliymiş ama 3 kardeşleri varmış. Çok dertli hanım kızımız.
Şimdi ben onu şey de yazmış, Türkçesi de biraz bozuk ama pek de güzel maşallah. Soracağım hocamıza, hiç merak etme. Azerbaycan'dan yazan kardeşimiz. Ama önce hayatın kaynağı su. Ama hakkında bilmediğimiz çok özel şeyler olabilir. Bir izleyelim. Merak ediyorum hocam ne diyecek sonrasında. Buyurun efendim. Hayat kaynağı su hakkında bilinmeyenler. Suyun hafızası var mı? Dua okunan su şifa olur mu? Allah gökten su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda dinleyecek bir toplum için bir ibret vardır. Su olmasaydı hayat da olmazdı. İşte su hakkında şaşırtıcı bilgiler. Dünyadaki suyun %97'si tuzlu su. Tüm su kaynaklarının ancak %3'ü içilebilir nitelikte. Bütün maddeler donarken küçülür. Tek bir istisnası var. O da su. Su buz haline geçerken hacmi artar. Yüzeyden donmaya başlar. Peki bunun aksi durumunda ne olurdu? Su altı canlıları yaşayamazdı. Kısacası denizlerde, göllerde tüm canlılar ölürdü. Peki suyun bir hafızası var mı? Dua okunan suyun molekülleri değişir mi? Abdest alırken edilen dua vücudumuza nasıl bir etkide bulunur? Bilim adamları suyun bilinmeyenleri hakkında pek çok çalışma yürütüyor. Japon doktor Masaru Emoto'nun su molekülleri üzerine yaptığı çalışma ilginç sonuçlar ortaya koymuştu. Su molekülleri şekilden şekle girdi. Güzel seslere karşı su molekülleri muhteşem görüntü oluştururken, kötü seslerse ürpertici görüntülerin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Çinli profesör Peng Xiao ve Deng Bo'nun deneyleri de suyun hafızası olduğunu ortaya koymuştu. İnsan vücudunun 1/4 su olduğuna göre, yapılan duaların, sarf edilen sözlerin insanı iyi ya da kötü yönde etkilemesi kaçınılmaz. Sevgili peygamberimizin pek çok hadisinde de suyun tedavi edici özelliğine işaret edilmektedir. Ummanın şiddeti cehennemin kaynamasındandır. Sizler onu suyla serinletiniz. İçinizden birisi yüksek ateşe yakalanırsa 3 gece seher vaktinde üzerine soğuk su dökülsün. Allah susuz bırakmasın. Şimdi burada iki şeyi birbirine karıştırmayalım. Mesela verilen hadislerin suyun hafızasıyla doğrudan alakası yok. Hadisler tedavi konusunda söylüyor. Ateşli hastalıklarda doktorlar ne diyor bugün? Elbisesini çıkar. Ama biz genelde vücut nasıl ister? Titriyorum, üşüyorum, ört. Sirkeli su. Örtmek zararlı. Tabii. Vücudu örtmek. Ama Resulullah Efendimiz 1400 sene önce soğuk suyla yıka diyor. Üşütsün yani, vücudu üşütsün. Titriyor ama o ateşinden titriyor. Onu görüyoruz. Fakat suyun hafızası meselesi ya da taşların hafızası, Kur'an-ı Kerim bunu zaten bütün detayıyla, çıplaklığıyla anlatıyor. Her şey Allah'ı zikreder. Kainatta aslında cansız bir varlık yoktur. Biz canlılar cansızlar diyoruz ya. Şu taşın da canı var mıdır? Taşın da canı vardır. Taş da aslında öyle sadece donuk, bir işe yaramayan, içindeki hareket olmayan bir cisim değildir. Onda da hareket vardır. Atomu var, molekülleri var, içerisinde bir sürü hafızası var. Sesleri taşlar kaydediyor mesela. Hmm. En mükemmel kaydedici taşlardır, kayalardır. Konuştuğumuz her bir ses taşlara kaydoluyor. Suya üflediğimizde veya bir şey okuduğumuzda nefesimizdeki o hareketlilik kaydoluyor. Melekler onu kaydediyor. Şimdi meleklerin kaydıyla suyun kaydı arasında bağlantı kurabiliriz. Kim su kaydediyor ki melek onu görüyor, yazıyor. Hmm. Meleğin yazması neyle olabilir? Manevi bir şeyle olabilir. Ama bir yazma varsa, kayıt varsa bunun bir de illeti, sebebi vardır. Bir cismi vardır. Yani Allah her şeyi bir sebebe bağlamış. İşte uzaya gitmek için füze yapıyorsunuz veya
astronot elbisesi giyiyorsunuz. Oraya uygun bir hale getiriyoruz. Veya kozmonot elbisesi giyiyorsunuz. Tek taraflı söylemeyelim. Amerikalılar astronot, Ruslar kozmos diyor, kozmonot diyor. Onu giyiyorsunuz. İnşallah Türkonot elbisesi de giyeriz. İnşallah. Biz de yapalım. Evet. Müslümanların daha çok yapması lazım aslında. Dolayısıyla biz her şeyin kayıt edebileceğini zaten biliyoruz. Suda değişiklik olur mu? Olur. Nefesimizde değişiklik olur mu? Olur. Neden okudu, üfledi de eline, vücuduna sürdü peygamberimiz? Eliyle niye meshetti? Okuyup eline neden üfledi? Tükrükte şifa vardır. İnsan tükrüğünde şifa vardır. Mesela bir yarası vesaire kendi tükrüğünden sürdüğünüzde orayı tedavi edebiliyor bazen. Mikroplu da olabilir ama tedavi eden tarafı da var. Antiseptik. Sinek ısırıyor ilk yaptığım şey evet, hemen tabii, aklıma gelen. Tükrük tedavi eder. Su tedavi eder. Dolayısıyla Japon bilim adamının bulduğu Masuari bu şey çok isabetli. Özellikle zemzem üzerinde de çalışmalar var. Zemzem suyunun özellikleri üzerine. Biz inanıyoruz ki bu su kaynağına çıktığında başkadır. Burada durduğunda başkadır. Konuşmalarımız esnasında başkadır. İyi şey söylendiğinde başka. İyi şey söylendiğinde başka. Kötü şey söylendiğinde başka. Şunu da hep duyarsınız. Çiçeklerle konuşursanız, severseniz çiçekler daha güzel büyürler. Evet. Daha güzel açarlar. Sevgimizi kendimize saklamayalım. Evet. Lütfen gösterin. O da anlıyor o. Çiçek seni anlıyor. Su seni anlıyor. Onun için Sümbül Efendi hikayesi vardır. Dua vakti geliyor ama. Hocam. Haftaya mı anlatsak acaba? Olur. Tam da yeri geldi Sümbül ama Eylül Hanım'ı da bekletmek istemiyorum. Unutturmayın Sümbül Efendi hikayesini. Peki Kayseri'ye gidelim. Eylül Hanım bizi aramış. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Hayırlı cumalar olsun. Hayırlı programlar. Sağ olun, buyurun. Benim sorum olacaktı. Benim annemle babam ayrı. Babamın karısı var, üvey annem. Babamın neyi var? Babamın karısı. Üvey karısı, yani karısı var, üvey annem. Evet. Ha. Sürekli benimle babamın arasını bozmaya çalışıyor. Babam bana çok düşkün. Yani sürekli derecede benim söylemediğim şeyleri babama ben söylemişim gibi aksediyor. Gelip bir de babamın yapmadığı şeyleri bana yapmış gibi anlatıyor. Aranızı bozmaya çalışıyor söylediğine göre. Ve ben bu yaptıklarını sayan babama söylemiyorum bana söylediklerini babam hakkında. Ben bunları babama söylersem babam üvey annem boşar direkt. Ha. Yuva yıkan ben olmayayım diyorsun. Evet. Peki yani babana nasıl? Yaparsam... Babanla yani, nasıllar? Olur mu bana? Peki babanla nasıllar? Normalde ya, iyiler arada mi? Arada kavga ediyorlar, arada normaller. Yani bir anda iyi giderken de bir anda bozmak da istemiyorum. Hani sebebi ben olmak istemiyorum. Peki sana naçizane bir abla tavsiyesi. Bak sakın ortam kötü. Ben üvey anneden kaçayım diye evlenirsin, sevmediğin birisiyle gidersin. Hayatta yok, bak yok. En büyük pişmanlığı olur. Sen akıllı kıza benziyorsun. Sakın yapma öyle şeyler. Tamam mı kuzum? Tamam. Tamam. Burada babanın işi zor. Neden zor? Hani öz annesi olsa kızına zaten onları yapmaz. Yapsa da koymuyor. Yapsa da dokunmaz. Annenin söylediği bir ama şey koymuyor. Baba da. Bir taraftan da bir kanadı kırılmış. İşte çocuğuma da baksın, bana da baksın, evimin kadını olsun diye evlenmiş. Ona da bir takım sözler vermiş. Onu da ihmal edemez. Onu da kıramaz. Kızı da üzülüyor. Şimdi bazı şeyleri sözle söylemek gerekmez. Akıllı bir babaysa zaten bunları anlar. Takip eder. Hisseder. İki tarafın duruşundan, gözlerinden anlar zaten. Zaten arada soğuk rüzgarlar esiyor. Seni söylemene gerek yok. Akıllı bir babaysa. Akıllı bir baba değilse, çok safsa, senin malına, canına bir tasallutta bulunursa o kadın, o zaman babandan yardım al. Ama söylediğin zaman yuva yıkılacak, sen de perişan olacaksın falan, zamanı bırakmakta, sabretmekte, kendini savunmakta fayda var. Zor iş. Allah kimseyi annesiz babasız bırakmasın. Yani ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar deniyor ya. Zor boşuna iş. Söylenmemiş. O hanım için de zor bak. Sadece seninle yani için söylemiyorum. O da zor. Alışmadığı bir insan, huyları farklı. İşte ya bir şey söylese belki aslında o niyetle söylemiyor ama üvey anne olduğu için hep öyle anlaşılıyor. Tabii şimdi normal annen da, söylese koymaz da şimdi o söyleyince o da zor. Daha farklı. Üvey anne de iki defa dikkat edecek. Evet, bu daha hassas. Yani, o yavrusunu da büyütebilirse ne güzel, çok sevap alır yani. Hem kocasını memnun etmiş olur, hem bir öksüzü bağrına basmış olur, evlat edinmiş olur. Aslında bir hayırlı kapı açılmış kendisine.
o nimetin kadrini bilmesi lazım. Bu üvey, ya bu tırnak içinde söylüyorum, o kadar iyiler de var ki. Bu bir aslında kısmet kapısı. Eğer iyi değerlendirebilirse sevap kapısı. Öyle ama işte böyle hayatta şeyler oluyor. Hatta zor. Romanlara, hikayelere konu olmuştur. Üvey zor. Çocuk kolay şey değil. Zor hocam, yani. Ben de yaşadım. Tabii. Benim de üvey annem oldu. Tabii. Ben ona hep annemi hatırlattım. Biliyorum, hissediyorum. Zor şeyler. Hı. Yani kendimi onun yerine de koyduğum zaman hiç kolay değil. Allah için. O yüzden karşılıklı düşünmekte fayda var ama sakın bu işlerden kurtaracağım diye kendini yanlış evlilik yapma. Böyle telefonlarda alıyorum, çok üzülüyorum. O da tabii çok yanlış bir şey. Tabii üveyden kaçayım ben derken. Ben bu evden bir an önce çıkayım da bunlar kurtulsunlar benden. Daha ama da kendini kötü yakıyorsun. Çukura, ateş çukuruna atıyor tabii, kendini. Tabii. Peki hocam, şu Azerbaycan'dan yazan izleyicimiz 5 aylık evliymiş. Evin en büyük oğluyla evlenmiş. Bunlar 3 kardeşlermiş. Ama diyor, evlendiğimizden beri ailesi, akrabaları bizi hiç yalnız bırakmıyor. Bir gün bile yalnız kalamadık. Evin en küçüğü oğluna hem en küçük oğluna bakıyormuş, hem hasta kayınpederine bakıyormuş. Ama kayınpederi de biraz küfürlü konuşuyormuş. Çok da üzgün şimdi bu kızcağız. Ben şimdi, ne yapayım diyor. Hizmetçi tutmuşlar onlar, gelin almamışlar. Hizmetçi gibi duruyor orada. Kocasına iş düşüyor. O biraz tavrını koyacak. O yani evini ayıracak. Gerekirse imkanı varsa kayınpederine bakıcı tutacak, babasına, kardeşine bakıcı tutacak. Yani zor. Yani bir kadını getir o hizmetçi gibi, ona bak, buna bak efendim. Kocasıyla konuşamaz, görüşün, rahat ya. Edemez, rahat oturamaz. Evlenirken de bunlara bir bakmak lazım. Durum nedir? Ben nereye gidiyorum diye ama bazen ya gençler işte evlenmeden dinlemiyor ki bizi. Evlilik iki kişiyle olmuyor, akrabayla, bütün hepsiyle evleniyorsun. Aynen. Onu düşün diyoruz ama İşte kolay değil. Peki bir izleyicimizin sorusu var. Kimin? Ha, buyurun. Benim annem namaz kılıyor. Allah kıpırsın. Ama unutkanlık başladı. Farzıyla sünnetini birbirine karıştırıyor. Ve bunun için çok üzülüp ağlıyor. Ne yapmamız lazım? Kıbleyi bile bazı zaman şaşırabiliyor yani. Teselli edeceksiniz. Teskin edeceksiniz. Yani onu olmadı diye söylemeyeceksin. Oldu anneciğim, ben gördüm, ben ne güzel de kıldın maşallah, Allah kabul etsin diyeceksiniz inşallah. Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah kabul etsin. Peki, çok güzel cevabı şimdilerimiz var ama fırsat kalmadı mı? Peki, duamıza geçelim. Bu arada herkes dua bekliyor, hasta olanlar özellikle. Kim de hastanede yatan? Geliniz mi hastanede? Hem ona, bütün hastalara inşallah şifa bekleyen, dua isteyen bütün hastalara. Çok geçmiş olsun. Önce öfkelendiğimiz zaman, kızdığımız zaman öfkemizin dinmesi için bir dua var. Resul Efendimizin okuduğu. Onu okuyalım. Ondan sonra cuma duasına geçelim ki bugün de çok fitnelerden, fesatlardan, efendim borca düşmekten, kabir azabından, cehennem azabından korunacak bir dua geliyor inşallah. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli zenbi وَأَسْهِبْ غَيْزَ قَلْبِي وَأَجِرْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ Allah'ım, günahımı bağışla, kalbimdeki öfkeyi dindir ve beni şeytandan koru. Allahümme اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَسْهِبْ غَيْزَ قَلْبِي وَأَجِرْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ Allahümme اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْسَمِ وَالْمَغْرَمِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَزَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَزَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِمَاءِ السَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ Allah'ım, bizi tembellikten, ihtiyarlıktan, günaha dalmaktan, borca düşmekten, kabir imtihanından, kabir azabından, cehennem imtihanından, cehennem azabından, zenginliğin fitnesinden, şerrinden,
Muhafaza eyle, sana sığınıyoruz ya Rabbi. Amin. Fakirlik fitnesinden sana sığınıyoruz. Amin. Mesih Deccal'in fitnesinden sana sığınıyoruz. Allah'ım, günahlarımızı karla, buzla, soğuk su ile yıka. Beyaz elbiselerin kirden arındığı gibi kalbimizi günahlarımızdan arındır, tertemiz eyle Allah'ım. Amin. Bizimle günahlarımız arasını, doğuyla batı arasını uzaklaştırdığın, ayırdığın gibi uzak eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, duamızı cuma duasında, cuma anında yapılan kabul olunmuş dualara ilhak ile müstecab eyle. Amin. Sana el açtık, sana niyaz ediyoruz. Sana gönlümüzden geldiği şekilde dua ediyoruz. Aramızda masum insanlar var, yavrular var, fakirler var, düşkünler var, hastalar var, pirifaniler var, ele ayağa düşmüş olanlar var, hastane köşelerinde inleyenler var. Onlarla birlikte şu anda ekranları başında bu duaya amin diyen tüm kardeşlerimizin, bizlerin gönlümüzden geçen, ihtiyacımız olan, beklentimiz olan her türlü muradımızı, duamızı kabul eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, sen kadirsin. Sen Zülcelal vel İkramsın. Hazinelerin vermekle eksilmez. Biz muhtacız. Biz aciziz. Biz günahkarız. Sen ise bağışlarsın. Affedicisin. Affetmeyi seversin. Tövbe ediyoruz. Pişman olduk diyoruz. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Amin. Hasta kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle Allah'ım. Dertli olanlara kolaylık ver ya Rabbi. Amin. Gönlümüze ferahlık ver ya Rabbi. Amin. Huzur ver Allah'ım. Amin. Yuvalarımızı yıkmak isteyenlere, fitne fesat düşünenlere, hasetçilere, fesatçılara, bizleri ya Rabbi dualarımızı kalkan ederek korumayı nasip eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi kötülere fırsat verme. Amin. İyileri her zaman muzaffer eyle. Amin. Milletimizi, memleketimizi payidar eyle. Amin. Kötülere, hainlere, düşmanlarımıza, ya Rabbi zalimlere, kafirlere fırsat verme. Amin. Onların hile ve tuzaklarını kendi başlarına geçir Allah'ım. Amin. Ya Rabbi korktuklarımızdan emin eyle. Beklentilerimizi, muratlarımızı ihsan eyle. Amin. Cennetinle, cemalinle bizleri müşerref eyle. Amin. Mahşer günü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hamd sancağı altında buluşturarak doğrudan cennete girenlerden eyle bizi. Amin. Cehenneme düşenlerden eyleme Allah'ım. Amin. Nefsimizin, şeytanın eline bırakma bizi. Amin. Ehlimizi, ailemizi, evladımızı her türlü şirk tehlikesinden, şeytanın aldatmasından, kötü alışkanlıklara düşmekten muhafaza eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi hayırlı işlerimizde bize yardım eyle. Amin. Umreye gidecek olan kardeşlerimizin umrelerini nasip eyle. Amin. Orada yapacağı dualarla birlikte dualarımızı kabul eyle. Amin. Muratlarını ihsan eyle. Amin. Sağlık afiyet ile dönmelerini nasip eyle. Amin. Ya Rabbi hacca umreye gitmek isteyip de bugüne kadar gidememiş olanlara da sen o kapıları aç ya Rabbi. Amin. Kabe'de dua etmeyi, Ravza-i Mutahhara'da Resulullah'a selam vermeyi nasip eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi sınavı olan, imtihanı olan kardeşlerimizi başarılı eyle. Amin. Zihinlerini açık eyle, hafızalarını güçlü eyle. Amin. Aklımızı selim bir şekilde kullanmayı nasip eyle. Amin. Kötülüklerden bizi uzak eyle Allah'ım. Amin. Lillahi Teala el Fatiha. Amin. Bütün dualarınız kabul olsun misliyle. Hocam unutuyorum ben her seferinde. Söyleyeceğim aklıma geldi. Benim ekibimde de böyle gelinlik çağında pek hayırlı kısmet nasip dediğim
Benim de çok dualarımda olan ekibimde dünya güzeli kızlarım var. Sadece fiziksel güzel, kalbi de güzel, kendi de güzel. Allah hayırlı kısmetler nasip etsin onlara. Bol bol amin, düğün inşallah. Yapmayı nasip etsin bana da. Amin. Amin. İnşallah hocam, gittiğinizde de bu duaları edeceğim, yaparsınız. Edeceğim, hepsini ha. edeceğim inşallah hocam. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Reklam arasına gitmemiz gerekiyor. Döndüğümüzde yine konuşmaya, sorularınıza devam edeceğiz. Efendim tekrar hoş geldiniz. Hayırlı bereketli cumalar olsun. Biz hiç yerimizden kalkmadık biliyor musunuz? Hocam bana derin ve engin bilgilerinden, tabii bu bir şans, Allah'ım şükürler olsun, istifade etme şansı sunuyor. Ben de aklıma gelen her şeyi soruyorum ona. Allah razı olsun. Onlara ilaveten burada da dualar var. Kabe'yi görünce, Kabe'yi görünce başlıyor efendim. Mekke Medine Haç'la hacı uğurlama duasından başlıyor. Niyetten lebbeyk, umre duası, haremde Kabe'yi görünce okunacak dua. Tavafta, sahide, efendim Mina'da, zemzem içerken, Resulullah'ın ziyaret esnasında hepsi var. Bize hediyemiz olsun bu size. Ama bunun yerine hiçbir şey tutamaz. Bunu da zaten biz orada biz hediye edilmişti. Hem Türkçe kitap, Kur'an-ı Kerim maliyle beraber, Kur'an-ı Kerim. Bunu da inşallah oradan tekrar size hediye verirler ama dönüşte veriyorlar. Ben onu size hocam siz çok çok sürekli okursunuz ediyorum. Maliyle beraber çok Türkçe. Çok mutlu ettiniz beni. Türkçe İnşallah maliyle beraber bunlar giderken hocam. Size hediyemiz olsun. Biz de gelince ne bekleriz? Ne bekler? Ne istersiniz hurma, hocam? Hurma, taze zemzem. Tamam. Zemzem, hurma i̇nşallah. Ve dua duası. Dua bekleriz. Tamam. Herkeslere inşallah. Benim şöyle bir usulüm var. Nedir giderken hocam? Ben telefonuma dua isteyenlerin adını yazıyorum. Hah. Kabe'nin ben karşısında bütün izleyenlere size desem, de yaptım bizim duayı. Burada. Evet hocam hemen söylemiş sağ olsun. Sevil hatta bana oradan duayı. Yazdı da. Yazdım duanız oradan da. Duanızı çok çok teşekkür ediyorum hocam. İnşallah dua hocam. Bekliyoruz. Bugün ben inşallah akşam Beykoz'dayım. Beykozlular hocam geliyor. Efendim 13 Kasım Pazar günü 15.30'da Şanlıurfa'dayım. Benim bir Merve'm var hocam. O söyledi sizden önce. Şanlıurfa'ya geliyormuş. İnşallah sevgili pazar Merve, günü oradayım. İnşallah gelecek. 15 Kasım akşamı da Gebze'deyim inşallah. Gebze'ye, Şanlıurfa'ya ve bu akşam da Beykoz'a davetlisiniz efendim. Hocamla buluşmak, konuşmak, muhabbetinden faydalanmak üzere. Biz haftaya Cuma'yı beklemek zorundayız. Hakkınızı helal edin efendim. Tekrar hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Allah'a emanet olun. Sağ olun hocam.